Tamam, geldi. Peki, hemen şöyle çok ufak bir görselle başlamak istiyorum. Bu görsel hoşuma gidiyor benim. Günümüzdeki yapay zeka devrimi. Arkadaşlar, bir devrim yaşanıyor. Bunu sektörün içinden biri olarak ben çok net bir şekilde görüyorum. Ve geçen derste olanlar bilecektir. Ben bu insanları ikiye ayırdım yani. Yani bu ikiye ayırmadan önce daha doğrusu direkt bir yapay zekayı reddedenler var. Halen daha eski yöntemlerle ilerlemeye çalışanlar var. Bunlar ileride hayatı çok daha zorlaştıracak kişiler. Bir de yapay zekayı anlayan, en azından kullanabilen, uygulayabilen, biraz yapay zeka okuryazarlığı deniyor buna, okuryazarlık. Yani yapay zekanın temellerini bilen kişiler var. Bir de yapay zeka yapan kişiler var. Biz şu anda yapan olmak için uğraşacağız. Bu çok zor bir iş ama bir yerden başlamış olacağız diyelim. Ama en azından yapay zeka hakkında genel bilgi edinirseniz gelecekte bir adım daha önde olacaksınız herkesten diyeyim. Çünkü bir devrim gerçekleşiyor. Bu nasıl bir sanayi devrimi olduysa bu da yapay zeka devrimi. İnanın dünyayı kökünden değiştirebilecek, meslekleri, her şeyin dünyaya bakış açısını değiştirebilecek bir devrim yaşanıyor diyeyim. Ne zaman tam anlamıyla devrim olur bilmiyoruz ama olacak yani. Olacağı çok aşikar görünüyor. ChatGPT ile bu daha da belirgin oldu mesela. Tüm herkesizce belirgin oldu diyelim. Peki. Şimdi hemen ben kısa bir slayt sunumuyla başlayacağım. Dediğim gibi 50 dakika boyunca bazı sunumlar yapacağım. Ondan sonra ikinci ders itibariyle de kodlamaya geçeceğiz. Peki, hemen başladım. Şöyle şu ek tarafı da bir güzel ayarlayayım. Tamam. Evet. Basitçe normalde bu slaytı size çok fazla anlatmama gerek yok. Siz gayet bilinçlisiniz ve üniversite öğrencisiniz. Neden kodlama öğrenmeliyiz? Hangi becerilerimizi geliştiriyor? Çok hızlı değinecek olursak yani kodlama yaparken problemleri çözüyoruz aslında. Aslında beyinsel olarak, analitik olarak bir şeyler düşünüyoruz. Düşündüklerimizi koda döküyoruz. Problem çözme becerimiz gelişiyor dolayısıyla. Üretkenlik gelişiyor. Ben bu sektörde hangi projeleri yapabilirim? Nasıl daha iyi bir hale getirebilirim bu sektörü şeklinde. Üretkenlik gelişiyor. Mantıklı düşünme yeteneğimiz gelişiyor. Adım adım, parça parça mantıklı bir şekilde analiz etme yeteneğimiz gelişiyor. Özgüvenimiz artıyor. Kodlama becerileri kazanmak özgüvenimizi artırır. Başarıya ulaştıkça gittikçe daha büyük hedeflerle daha fazla inanmamızı sağlar. Gerçekten yaşanıyor bu arada. Yani bir şeyler başardıkça daha fazlasını istiyorsun. Daha büyüğünü yapayım istiyorsun. Yapabiliyormuşum hissi geliyor ve devam ediyor. Ve bahsettiğim dijital okuryazarlık. Günümüz dijitalleşiyor. Ve bu dijital okuryazarlık kazanmak çok önemli olacak. Herkes için önemli olacak. Bunu herkes kazanmalı. Kodlama yapanlar dijital okuryazarlıktan fazlasını da yapabilir yani. Okuma yazmanın dışında daha fazlasını da elde edebilir. Geleceği erkenden kucaklamamızı sağlar. Bahsettiğim gibi gelecekte yapay zeka hayatımıza çok net bir şekilde girecek. Biz ne kadar erken öğrenirsek onu o kadar önde oluruz. Peki devam edelim. Şimdi kodlama dediğimizde karşımıza tek bir alan çıkmıyor. Bu çok önemli. Bu alandan olmayanlar böyle kodlama yapıyorum diyenlerin hepsini tek bir kefeye koyuyor. Yani yazılımcıyım diyen herkes sanki aynı işi yapıyor gibi. Arkadaşlar bir dünya alt alanı var bu kodlamanın. Yani hatta ben iddia ediyorum. Yani iki tane farklı yazılımcıyı getirin. Aynı işi yapma olasılıkları o kadar düşük ki. Hepsi çalıştığı şirketlerde bambaşka şeylere odaklanıyordur. Bambaşka kısmıyla iş yapıyordur. Şimdi kodlamanın alt alanlarından bazılarını yazdım buraya. Bizim en çok uğraşacağımız veri bilimi. Mesela veri bilimini geçen ders konuşmuştuk. Veri bilgi demekti. Bilgilerin bilimi yani. Bu büyük veri kümelerini işleyerek şirketlere ve kurumlara değerli öngörüler, değerli planlar, raporlar sunan kişi veri bilimi. Yapay zeka dediğimiz bilgisayarların insan benzeri zekaya sahip olmasını hedefleyen bir alan. Bu çok daha büyük bir alan. Makine öğrenimi ve deneyim öğrenme gibi teknikler kullanarak insan gibi düşünen bir alet yapmaya çalışıyorlar. Şu anda biraz uzaklar. Ama bazı tahminler yapabilen yapay zekalar var. Fakat insan gibi düşünmeden halen daha uzak insanoğlu. Onu söyleyeyim. Teknoloji diyelim. Web geliştiren kodlamacılar var. Yazılımcılar var. Yani web sitesi tasarlıyor adam. Web sitesinin arka planını yapıyor, ön planını yapıyor. Ve kendini frontendini yapıyor. Bunlara da yazılımcı deniyor. Bunlar da kodlamanın bir alanı. Mobil uygulama geliştiriyor işte. Akıllı telefonlarda oynadığınız oyunlar var ya. Onları yapanlar da yazılımcı. Onlar da işte iOS'a yapan var, Android'e yapan var. Farklı farklı alanlar var. Oyun geliştirmeciler var. Siber güvenlik var işte. Dijital çağda hırsızlıkları önleyen kişiler var. Var oğlu var. Kodlamanın pek çok alt alanı var. Peki biz hangi alandan gideceğiz? Buna da hemen bir değinelim. Bizim genelde uğraşacağımız ilk olarak şu veri bilimi. Veri biliminin devamında da şu yapay zeka alanıyla birazcık muhatap olacağız diyelim. Bizim yürüyeceğimiz alan bu. Ve bu alanda inanılmaz bir şekilde %95 oranında
Python kullanılıyor diyelim yani. Çok çok yüksek bir oranda Python kullanılıyor. Diğer dillerle bunu yapmak çok çok zor. Ve kimse de tercih etmiyor zaten. Biz o yüzden bu alanda ilerlemeyi düşündüğümüz için Python program dilini öğreneceğiz bu cuma derslerinde. Peki devam edelim. Mesela hangi program dilleri var? Bunlar böyle genel kültür olsun diye böyle kulak aşinalı olsun diye birkaç tanesini koydum. Mesela Python, veri biliminde yapay zekada makine öğrenmesinde, web geliştirmesinde de bir ufak kullanılıyor. Bu gibi alanlarda kullanılabilen böyle yaygın bir dil. Ama en önemli alanları şu alanlar işte böyle. Veri bilimi, yapay zeka. Bizim de öğreneceğimiz dil bu Python. Sonra Java var mesela işte mobil uygulamaları geliştirmek için Android uygulamalarına gayet uygun. JavaScript var web geliştirmede. İşte C++ var. Hızlı bir dildir. Oyun geliştirmede ve gömülü sistemlerde kullanılır. Oyunlar çalıştırıyorsun yani böyle çok büyük ekran kartı isteyen, böyle çok büyük işlemci isteyen son çıkan son teknoloji oyunlar. Bunların çoğu C ile yazılmıştır. C++'da ya da C ile yazılmıştır. Çünkü bu hızlı bir dildir. Python'dan daha hızlıdır, çok daha hızlıdır. Ancak yazımı daha zordur. Yani hepsinin artılar eksileri var. Hepsi kendi alanında, bulunduğu alanda iyi diller. Bunları çok bilmenize gerek yok. Şu anda bizim işimiz Python olacak. Sadece başka başka diller olduğunu, başka başka kodlama dilleri olduğunu da bilin diye söylüyorum. Bunlar ön bilgi. Geçtik. Şimdi biz ne öğreneceğiz? Biz bu ders kapsamında Python program dilini öğreneceğiz ve veri bilimi ve yapay zeka alan derinlerine doğru ilerleyeceğiz. Bu şekilde bir ilerleyişimiz olacak. Önce Python öğreneceğiz, sonra veri bilimi ve yapay zeka. Peki Python'ı canlı dersler halinde öğreneceğiz. Her cuma 8 ile 10 arasında Python derslerimiz olacak. Ve Python'ı bu şekilde canlı derslerle öğretmeyi planlıyoruz bu gruba. En azından bu gruba. Devamındaki veri bilimi ve yapay zekayı video eğitimleri ve sorular üzerinden öğretmeyi planlıyoruz. Bir platform tasarlanıyor şu anda. Platform deneme süreçlerine başlayacak falan. Böyle birkaç aya, 2-3 ay sonra mesela diyelim. Siz bu Python eğitimini bitirdiğinizde muhtemelen platform ayağa kalkmış olur. Ondan sonra bu veri bilimini ve yapay zekayı daha çok o platform üzerinden öğrenmiş olursunuz, öğrenecek olursunuz diyeyim. Python programı dilini seçme sebebimiz veri bilimi ve yapay zeka alanlarında açık ara. 95'lerle en çok kullanılan program dili olması. Bununla konuştuk. Veri bilimi ve yapay zeka alanını seçme sebebimiz ise gelecekte önü en açık alanlardan birisi olması. Şahsen gelecekte önü en açık alanlar olarak ben bunu görüyorum. Yapay zeka alanını biraz siber güvenliği de görüyorum ama yapay zeka daha fazla. Yapay zeka şu anda geleceğe damga vuracak bir alan olarak görüyorum. Ben yıllar önce kendimden örnek verecek olursam, yıllar önce mesela kaç yıl önce? 1,5-2 yıl önce. Yani yıllar derken çok da eski değil. 1,5-2 yıl önce. Ben eski matematik öğretmeniyim arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 yıl, 4 yıl kadar matematik öğretmenliği yaptım. Ondan sonra yazılım alanına geçmeye karar verdim. Peki yazılım alanına geçeceğiz ama hangi alana geçeceğiz? O başta saydığım alanların hepsi var karşımda. Şimdi onlardan hangisine gideyim? Şimdi hangisine yöneleyim? Hangisine doğru hareket edeyim? Deyince araştırdım, araştırdım, araştırdım ve yapay zeka alanı zaten ilgimi çekiyordu. Hissediyordum yani gelecekte çok etki edeceğini zaten. Biraz daha da araştırınca hakikaten edeceğini karar verdim ve bu alana girdim. İyi ki de girmişim diyorum. Girdikten sonra daha net görüyorsun. İleride yapabileceklerini çok daha net görüyorsun. Ve bu potansiyel olan bir alan. Her türlü geleceğe damga vuracak bir alan. Dolayısıyla bu alandan yürüyeceğiz. Biz de bu alandan yürüyeceğiz diyelim. Bu alan kolay bir alan değil. Bunu da en başta söyleyeyim. Belki de bütün alanlar içindeki en karmaşık ve zorlayıcı olan alan bu olabilir. Herkesin yeltenebileceği bir alan değil. Yoğun çaba ve çalışma gerektiriyor. Bunu da en baştan söyleyelim. Yani bu kadar tercih ediliyor, bu kadar revaçta ama zor bir alan yani. Kolay bir alan değil, herkesin yapabileceği bir alan değil. Bazı özelliklerde bence kendimce bazı özelliklerde gerekiyor. Bunların neler olacağına herhalde bahsedeceğim slaytın ilerleyen yerlerinde diyeyim. Evet mesela veri bilimi ve yapay zeka alanında başarılı olmak için bunlar benim yorumum. Bunlar kesin kaideler değil ama bence iyi bir analitik düşünme becerisi, İyi bir matematik bilgisi. Şimdi bunu nasıl ölçeriz? Bu arada analitik düşünme becerimizin iyi olup olmadığını nasıl ölçeriz biliyor musunuz? Bu ya da matematik bilgisi. Biraz bunlar bağlantılı. Yani matematiği iyi yapabilen biri aslında arka planda analitik düşünme becerilerini geliştirmiş biridir. Ya dolayısıyla matematikle biraz alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani yapay zekanın arka planını iyi anlamak için, burada daha hızlı ilerlemek için diyelim. Hızlı ilerlemek için. Matematiğin çok iyi olmasa da ilerlersin buradan. Matematiği kötü olanlar şimdi hemen çıkmasın. Matematiğiniz olmasa da ilerlenebilir. Fakat bunlar size hız kazandıracak etmenler, onu söyleyeyim. Bence matematik önemli. Hakeza iyi bir İngilizceye sahip olma. Bu İngilizceye sahip olmayı böyle iki başlığa ayırabilirim. Bir kere programlama dilleri İngilizce yazılıyor. Diller bir kere İngilizce yazılıyor. İki, kaynaklar İngilizce. İlerlediğiniz zaman arkadaşlar, yani benden bir eğitim alacaksınız ama ben size gidip her şeyi anlatamam. Her şeyi köküne kadar anlatamam veya neyle karşılaşacağınızı bilemeyebilirim. Yani ileride başka kaynaklara başvurmak zorunda kalacaksınız. Ve o başka kaynaklar da çoğu Türkçe olmayacak yani çoğu İngilizce olacak.
Dolayısıyla İngilizceye sahip olmak kaynaklara ulaşmak açısından da çok önemli olacak diyelim. Yoğun çalışma ve gayret gerekiyor başarılı olmak için. Bu şart olmazsa olmaz. Şahsen ben mesela yöneticilik yapıyordum. Müdürdüm. Bulunduğum özel bir okulda müdürdüm. Yani günde 8-9 saatim okulda geçiyordu. Sonra eve geliyordum. Bir 5-6 saatte evde bu alanda çalışmalar yapıyordum yani. Derslere giriyordum, çalışmalar yapıyordum. Yani günde 14-15 saatimi vermiş oluyorum. Yani geriye bir uyuma kalıyor zaten. Uzun bir süre, en az 6-7 ayım bu şekilde geçti benim. Yoğun bir çalışma ve gayret gerektiriyor başarılı olmak için. Bilgisayarlara ve makinelere ilgi. Bu ilgi de önemli zaten bu bütün herkesce. Biraz bir ilgiliyseniz, geçmişten beri bir ilginiz varsa, bakın bu ilgi gidip hacker olacaksınız, coder olacaksınız, her şeyi yapacaksınız gibi bir ilgi değil. Ama ne bileyim yani bilgisayarlarda oyun oynamak da bir ilgidir. Yani şahsen ben çocukluğumdan beri oyun oynuyordum. Mesela 3 yaşından beri bilgisayar kullanıyorum ben. Bilgisayarım var 3 yaşından beri. Evet, çok fazla oyun oynadım. Çok çeşit çeşit oyun oynadım. Yani oynamadığım oyun yoktur mesela. Yani bu bile, bunun bile artılarını görüyorum şu anda. İşte ne bileyim, hızlı yazmamı sağlıyor. Veya işte bilgisayarda bir şey aratacağım zaman internette bazı aramalar yapmamı daha kolay sağlıyor. Ya biraz daha aşinayım, ilgiliydim ve o yüzden bunun da bir artı kattığını düşünüyorum. Ya bunlar genel olarak olmazsa olmazlar değil. Ama olursa iyi olur diyebileceğimiz, sizin öğrenme hızınızı arttıracak etmenler diyelim. Ve devam edelim. Yapay zeka yolculuğunda şimdi biz ne yapacağız? Neler öğreneceğiz ondan bahsedelim. Birinci kısımda Python programı dilinin temellerini öğreneceğiz. Temellerini. Bu hiçbir ön bilgi gerektirmiyor. Ve hep birlikte şu anda bunu cuma dersleriyle öğreneceğiz. Python'ı öğreneceğiz. Python temellerini burada öğreneceğiz. İkinci kısımda daha ileri seviyeli Python programı dili. Burada temelleri bilmek gerekiyor. Yani birinci kısmı bilmek gerekiyor. Ve işte biraz daha kütüphaneler devreye giriyor burada. Başka uygulama yapmak için bazı ek ileri seviye teknikler giriyor diyelim. Üçüncü kısımda veri birimi kütüphaneleri. Bu noktadan sonra böyle yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz. Yapay zekaya şu üçüncü kısımdan sonra gidiyoruz diyelim. Şu ilk iki kısım programlama dili, Python kodlama dili. Üçüncü kısımdan itibaren yavaş yavaş yapay zeka alanına doğru kaymış oluyoruz. Veri bilimiyle başlanıyor bu, veri birimi kütüphaneleriyle başlanıyor. Python'a son derece hakim olmalısın. Artık Python'ın kütüphanelerine hakim olacaksın. Ve belli bir düzeyde matematikte iyi oluyor bu alanda diyelim, anlamakta en azından. Ve dördüncü kısımda da makine öğrenmesi, yapay zeka dediğimiz artık böyle temelli yapay zekaya böyle bir giriş. Biraz daha artık uygulamalar ortaya çıkarabilecek duruma gelme diyebiliriz. Bu dört kısmı sayabilirim genel olarak. Biz cuma derslerinde açıkçası sadece şu birinci kısmı anlatmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki kısımları videolar halinde internetten direkt kendiniz izleyeceksiniz. Şahsen ben video eğitimlerini daha çok beğeniyordum, onu da söyleyeyim. Ben bir bootcamp'e katıldım, böyle dershane gibi bir ortama katıldım. Orada canlı dersler vardı, şu anda sizin olduğunuz gibi canlı dersler vardı. Bir tane eğitmen çıkıyordu, bir şeyler anlatıyordu. Biz dinliyorduk, notlarımızı alıyorduk, biz de kodu yazıyorduk adamla birlikte falan. Ama burada şey oluyor yani, atıyorum şu an 50 kişiyi, biz kaç kişiyiz burada? Mesela 35 kişi. 35 kişiyi aynı kefeye koyuyorsun yani. Öğretmen 35 kişinin ortalamasına göre bir hızla anlatıyor, gidiyor mesela. Ya bu işte çok iyi bilen için zarar. Ya da çok kötü bilen için de zarar. Yani çok kötü bilen de gene ortalamayı aldın mı zor geliyor ona ders. Ya da çok iyi bilene de çok basit şeyler anlatılıyor gibi geliyor. Yani çok kişiye hitap edemiyorsun böyle oldu mu. Ancak video eğitimlerde şu var. Yani sensin burada kriter. Yani sen istersen 3 kere dinle, istersen 5 kere dinle, istersen 1 kere dinle, istersen 2x hızında bir kere dinle, istersen atlaya zıplaya izle. Yani karar kriter sensin. Anladığını düşünüyorsan hızlı gidebilirsin. Anlamadığını düşünüyorsan yavaş gidebilirsin. Ya dolayısıyla daha kişiselleştirilmiş bir eğitim olduğunu düşünüyorum video eğitimlerinin. Dolayısıyla video eğitimleriyle daha iyi öğrenebileceğinizi de düşünüyorum. Şu anda toplu eğitimlerde her türlü bir kayıp oluyor. Bir kesimde bazı kayıplar oluyor diyeyim. Biz birinci kısmı, en azından en temelleri birlikte canlı ders halinde işleyeceğiz. Ama bundan sonraki kısımları videolarla işleyeceksiniz diyelim. Tamam. Bu yolculuğa başladınız. Şimdiden başarılar diyelim bu yolculukta. Şimdi şöyle hızlıca benim çok kısa bir videom daha var. Ondan sonra da bir araya kaç geçiyor? Şu an 25 geçiyor. 50 geçe gibi bir araya gitmeyi planlıyordum. Şu ana kadar bir sorusu olan var mı? Önce bir soru alalım. Sorusu olan var mı? Ya da konuşmak isteyen? Konuşmak isteyen el kaldırabilir. Sorusu olan chat'e yazabilir. Sonra bir ufak slide'a daha geçeceğim. Başka bir slide'a daha. Ondan sonra ikinci dersi itibariyle de kod yazmaya başlayacağız. Evet. Soru herhalde yok mu? Yazıyor biri. Tamam. Birkaç kişi yazıyor. Birkaç soru alalım. Aktimiz varmış. Eğitim toplam kaç hafta sürecek demiş Nihat. Güzel bir soru Nihat.
Hocam bir program var mı yoksa duruma göre mi ilerleyeceğiz? Yani bir programdan kastın benim kendi işleyiş müfredatım var. Daha önce çok farklı yerlerde eğitimler verdim. Dolayısıyla o sırayla ilerleyeceğiz. Ancak nereye kadar ilerleyeceğiz? Ne zaman platform olacak ve bundan sonra platformdan izleyin diyeceğiz. Bu henüz çok net değil. Dolayısıyla Nihat senin sorun da çok net değil. Bu program aslında bizim o bahsettiğim videolu platform çıkana kadar sürecek değil. Tamam. O videolu platform çıktı mı artık geçin devamını oradan izleyerek ilerleyin diyeceğiz. Yani o platform hazır olana kadar bu eğitimler sürecek diyeyim. Tamam. Herhalde başka da soru yok. Bu iki soruyu aldık. Geliyor hala bir şeyler. Evet. I got a question. Are these classes are also going to be scheduled in the winter? Winter diyecektim herhalde. Winter break as well or just the days on school? Actually, şöyle sana yazarak cevap vereyim. Actually, it will not go in the winter break. It will end in a month or maybe in a 2 month. Tarkan. O platformda şimdilik anlattıklarınız olacak mı? Şimdiki anlattıklarım da olacak. Evet, o platform sıfırdan bir şekilde çıkacak yani. Sadece size özel değil. O platform sıfırdan bir kişinin de anlayabileceği tarzda olacak. Diyelim. Tamam. Peki. Bir soru da son olarak Ömer Koparan yazıyor. Hadi o da yarım kalmasın. Ondan da son bir soru alalım. Sonra şu ikinci kısa slaytımıza geçelim. Ve bir araya gideceğiz bundan sonra. Ondan sonra kodlamaya geçeceğiz. Evet. Bu arada şu anda şeyi yazabilir misiniz? Üniversite, lise, mezun. Mezun dediğimde üniversiteden de mezun yani komple okuldan mezun. Şu an kimlerin nerede olduğunu hemen bir check edebilir miyiz? Herkes sohbete şu anda yaşını değil de yani liseye gidiyorum, üniversiteye gidiyorum ya da mezun şeklinde bir yazarsa çoğunluğu bir göreyim ben de. Hocam ben Unreal Engine'de Blueprint üzerine çalışıyorum. Unreal'da yapay zeka kodlaması yapabilir miyiz? Bu konuda dediğim gibi ya Unreal hocanla iletişime geçsen daha iyi olabilir Ömer. Çok bağlanabilir mi? Emin değilim. Lise, üni, mezun, lise, mezun, lise, üniversite, mezun, mezun, öğretmen, lise. Evet, üniversite, mezun, üniversite, lise. Liseden mezun. Tamam. Yani evet, mezun da var. Dengeli bir dağılım gibi saydım. Çok emin olmamakla birlikte. Yani lise, üniversite, üniversiteyi de geçmiş kişiden oluşuyor. Biraz bahsettiğim gibi hızlı bir eğitim olacak. Bu lise yazanların çoğu zaten geçmişten de öğrencim olduğu için tam lise gibi değil yani biliyorlar, aşinalar birazcık Python'a. Dolayısıyla eğitimde kodlama kısmında biraz hızlı ilerleyeceğiz diyeyim. Peki hemen hazırsak şu ikinci slaytımıza da başlayalım. İkinci slaytta konuşarak böyle ilerleyelim gene. Şimdi bilgisayarlar bizi nasıl anlayabilir? Şimdi şunu duymuşsunuzdur. Bilgisayarlar sadece sıfırlar ve birlerle çalışıyor, değil mi? Mesela şöyle bassam, evet. Bir bilgisayar sadece makine kodunu anlayabilir ki bu da bir grup sıfır ve birden ibarettir. Yani bilgisayarlar aslında şöyle bir şeyleri algılıyor. Sadece sıfır ve bir, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, sıfır, bir falan. Şöyle şeyler yazıldığında bilgisayar bunu anlayabiliyor. Bilgisayar burada ne demeye çalıştığımızı anlıyor. Fakat sadece sıfır ve birlerle nasıl onlarca farklı şey anlıyor? Sıfır ve birlerle sen bilmiyorum yani her türlü şeyi yazdırtabiliyorsun. Her türlü sayıyı yazdırtabiliyorsun. Her türlü işte kelimeyi yazdırtabiliyorsun. Nasıl bu kadar farklı şeyleri anlayabiliyor? Bu da şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet bu sıfır birlerden oluşuyor sadece ama bunların dizilişi, bunların farklı formatlarda dizilişi bilgisayarlar için hep farklı bir anlam ifade ediyor. Mesela bir tane sıfır, bir tane bir gelmiş burada. Sekizli diziliş olması lazım normalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu sekizli mesela, şu sekizli bir anlam ifade ediyor. İşte 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 gibi. Bunun bir anlamı var. Başka bir sekizlinin başka bir anlamı var. Bu arada burada satır satır da yapmış olabilir. Onlu
Burada 9'lu. Şurada diziliş sıralarına göre hepsi bilgisayar için farklı bir anlam ifade ediyor. Yani şurada mesela bir tane 0 sonra bir tane 1. Sonra iki tane 0 sonra bir tane 1. Sonra bir tane 0 bir tane 1. Böyle farklı farklı. Bazen iki tane 0 giriyor araya. Bazen 3 tane girecek. Bazen hiç girmeyecek falan. Böyle dizilişlerin farklılaşması. Böyle 0 0 1 1 mesela. Gördüğün gibi farklı farklı sırayla gelmeleri bilgisayarın orada farklı bir anlam olduğunu ve ne anlama geldiğini anlamasını sağlıyor diyelim, tamam? Yani özetle dizilişlerden yakalıyor. Bunca farklı dizilişlerden yakalıyor diyelim. Peki biz kodlarımızı ve 0 ve 1'ler şeklinde mi yazacağız ki bizi anlasın yani? Tamam, madem bilgisayar şunu yazdık mı anlıyor da biz o zaman böyle 0 1'ler mi yazacağız? Yani sadece 0 ve 1'e mi basacağız kodlama yaparken? Tabii ki hayır. Biz arkadaşlar normal kendi dilimizde diyeceğiz işte böyle print diyeceğiz. Print yazdırmak demek mesela İngilizce'de. Print Emincan diyeceğiz mesela. Ekrana Emincan yazdır gibi bir şey diyeceğiz mesela. Yorumlayıcı dediğimiz işte programlama dilleri yorumlayıcıdır arkadaşlar. Bizim bu yazdığımız şeyi alacak şöyle 0 1'ler formatına döndürecek bilgisayara gönderecek. Yani bizim yazdığımızı 0 1'lere döndürüp bilgisayara gönder. Bunu yapan Python olacak yani. Biz şu an Python yorumlayıcısını kullanacağız. Python biz oraya kendi dilimizde bir şey yazacağız. Python onu alacak, 0-1 haline getirecek. Bilgisayara gönderecek. Sonra bilgisayardan gelecek dönüt. Bilgisayardan gelecek dönüt de 0-1'ler halinde olacak bu arada. Python'da o 0-1'leri de alıp bizim dilimize döndürecek. Yani Python aradaki çevirmen arkadaşlar. Python aradaki translator, tamam mı? Yani bizim söylediğimizi bilgisayar aktarıyor. Bilgisayar söylediğini bize aktarıyor. Böyle aradaki çevirmenlik yapıyor gibi bir şey düşünebilir. Yorumlayıcı tam olarak ne yapar? Yorumlayıcı dediğimiz şey işte bunu yapar. Tamam? Bizim dilimizi, bilgisayara bilgisayar dilini bize aktarır. Bu da böyle genel bir bilgisayardan çalışma yapısı olmuş olsun. Hocam tüm yazılım dillerine yorumlayıcı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Yani yorumlayıcı diller şöyle daha fazla yorumlayıcı diller. Oradaki yorumlayıcı tam olarak o anlamda kullanılmıyor olabilir ama ya tüm program dilleri bu translator işlemini yapar yani. Tüm kodlama dilleri bizim yazdığımız kodu 0-1'lere döndürür, 0-1'leri bize döndürür. Ona tam olarak yorumlayıcı kelimesini kullanmayalım. Yorumlayıcı başka anlamda da kullanılıyor. Python mesela yorumlayıcı bir dildir. C derleyici bir dildir. Yani derleyici kelimesi de kullanılabiliyor. Ancak hepsinin temelde yaptığı işlem aynı. Bizim yazdıklarımızı 0-1'lere, bilgisayarın söylediklerini bizim dilimize dönüştürme işlemi. Tamam. Yani yorumlayıcı deniyor, derleyici deniyor. Böyle farklı tabirler var. Ancak yapılan işlem bu. Translate işlemi. Peki. Evet, bilgisayar korsanları demişim. Bu biraz daha böyle gençler için de ama böyle hızlıca gene çok ufak değinelim. Bilgisayar korsanı hacker saldırısı nedir? Bildiğiniz gibi arkadaşlar hackerlar yani böyle kötü niyetli insanlar günümüzde internette de mevcut. Yani böyle dışarıda cebindeki parayı çalanlar gibi internet ortamında da kart bilgilerini çalan veya herhangi kişisel bilgilerini çalan kötü niyetli kişiler var. Bunlar geçmişte internet ilk çıktığı zamanlar çok ciddi tehlikeydi arkadaşlar. Çok fazlaydı. Hemen herkes yapabiliyordu ve yani hakikaten ortam karma karışıktı. Ancak bu durum nasıl bir sorun haline geldi? İşte az önce bahsettiğim gibi böyle çok ciddi bilgiler çalındı, çok ciddi sıkıntılar oldu, büyük şirket bilgileri çalındı. Bu hala günümüzde önemli bir sorun mu? Burada ben kendimce bir yorum yapacağım. Bence artık günümüzde çok ciddi bir sorun olmaktan çıktı bu durum. Sen ciddi bir hata yapmadıkça senin bilgilerini kolay kolay yabancı biri, üçüncü bir kişi erişemez, çalamaz. Çünkü günümüzde çok ciddi korumalar var, önlemler var. İşte Windows kendi Defender'ı var mesela. Önceden virüs korumaları indiriyorduk yani. Virüsten korunalım diye falan. Windows'un kendi Defender'ı var şu anda mesela. Direkt Windows'u kurduğun an geliyor. O en iyi virüs programından bile daha iyi. Zaten koruyor her şeyini. Dolayısıyla böyle phishing dediğimiz, oltalama dediğimiz, sen gidip böyle yanlış bir şeye tıklamadıkça, yanlış bir şeyi indirip kurmadıkça falan böyle çok ciddi hatalara yapmadıkça sen kolay kolay bir bilgilerini karşıda üçüncü bir kişiye kaptıramazsın. Tamam. Üçüncü bir insan sana zarar veremez. Yani hani hep öyle diyorlar. Hani Instagram şifreni çalarım falan. Facebook şifreni çalarım. Böyle çok eskiden yapılırdı bu muhabbetler. Eskiden nispeten mümkündü bu arada. Dediğim gibi eskiden korumalar çok azdı. Ancak şu anda o bahsettiğimiz o zamanın sözde hackerları. Bence lemur yani tam hacker da değil böyle. Lamer diyorlar böyle. Daha yani boş boş yapan böyle sorsan hacker gibi takılan tipler. O tiplerin 10 kat daha iyileri şu anda siber güvenlikçi olarak şirketlerde çalışıyor. Ve bizi korumak için çalışıyor. Yani en iyiler bizi korumak için çalışıyor. Dolayısıyla o diğer basit kişiler bizim kolay kolay bir şeyimizi çalamaz. Rahat olun. Siz hata yapmadığınız sürece bilgileriniz çalınamaz, verileriniz çalınamaz. Peki hangi şirketler bu saldırılara karşı çözümler geçti? İşte dediğim gibi çok büyük şirketler artık kendi verilerini de koruyor.
bizim dediğim gibi verilerimizin çalınmasını engellemek için en iyi çalışanlarla, en iyi siber güvenlikçilerle çalışıyor. Bu tehdit olmaktan nispeten çıktı. Verilerimizi bilgisayar kurşanına nasıl koruyabiliriz? Az önce bahsettim öyle. Güvenmediği linklere tıklama, yanlış kişilerle iletişime geçme, yanlış şeyler kurma falan. Tanıdıklara nasıl yardımcı olabiliriz falan. Bunları anlatacağız. Peki. Hızlıca veri gizliliğinden bahsedelim. Şimdi biz veriyle çok çalışacağız. Yapay zeka dedik mi? Temelimiz veri olacak. Bu verinin gizliliği diye bir kavram var. Bu dünyada çok önemsenen bir kavram. Bizim ülkemizde de önemsenmeye başladı son yıllarda. Ya çünkü kişisel veriler önemlidir arkadaşlar. Yani senin yani ha evini izlemiş, ha kardeş sayını öğrenmiş. Yani aslında aynı şey. Yani senin verilerini bu kadar basit elde edememeli. Yani senin TC kimlik bilgini o kadar kolay elde edememeli. Evet, doğrudan TC kimlik bilgini elde etse belki bir anda sana zarar verebilir, bir şey yapamayabilir. Ama başka yerlerde bunu kullanabilir. Senin bilginle para kazanabilir vesaire. Dolayısıyla verilerimizi saklamalıyız. Verilerin gizliliği günümüzde çok önemli. Dikkatli hareket ettiğimiz sürece verilerimizi bilgisayar korsanlarından büyük ölçüde koruyabiliriz. Yani bir kişi bireysel olarak bir kişi size zarar veremez. Ancak günümüzde kullanılan pek çok uygulama verilerimize ulaşıyor. Yani evet, bir kişi bize bir zarar veremez ama bizim indirdiğimiz bazı uygulamalar, uygulamaya verdiğimiz izinlerle bazı verilerimize ulaşıyorlar. Telefondan bazı verilerimize ulaşıyorlar. İnternette girdiğimiz sitelerde cookieslere izin veriyoruz falan işte. Arama geçmişimizi görüyorlar. Geçmişte neler yaptığımızı görüyorlar falan. Böyle bazı verilerimizi kendi iznimizle aslında sunuyoruz. Farkında olmadan sunuyoruz bazı şirketlere. Bunu da söyleyeyim. Günümüzde neredeyse her şeyimiz ortada ve ulaşılabilir olduğunun bilincinde olmalıyız. Yani günümüzde veri çok önemli. Bu veriye herkes ulaşmak istiyor. Yani sen bir uygulamayı kullandın mı emin ol o senin bazı verilerini tutuyor, bazı verilerini saklıyor, yaptığın bazı işlemleri tutuyor diyelim. Bu tür kişisel verilerin korunması pek çok ülkede oldukça önemli bir durum ve kurallarla kişisel veriler koruma altına alınmış durumda. Bu kişisel verilerin koruma kanunu pek çok ülkede var. Bizim ülkemizde de var. Onu da söyleyeyim. Bizim ülkemizde de böyle bir kanun var. KVKK diye geçiyor işte. Kişisel verilerin koruma kanunu. Kişisel veriler önemli arkadaşlar. Öyle her şirket kafasına göre bilgimizi alamaz. Geçmişte hatta hatırlarsınız. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama birkaç yıl önce Facebook elindeki verileri kime satmıştı? Facebook elindeki verileri başka şirketlere böyle pazarlama şöyle pazarlama yapan işte ne bileyim Alibaba'dır böyle işte Alibaba'dır falan böyle şey satan şirketlere ürün satan şirketlere kişi bilgilerini satmıştı. Demişti işte bak bu kişi bu yaşta bu boyda falan filan bu yaşayda ona göre reklam verebilirsin gibi. Böyle Facebook elindeki bilgileri başka şirketlere pazarladı kısaca ve bu inanılmaz bir ses getirdi. İnanılmaz bir dava oldu. O zamanlar hatta işte Facebook'u bırakanlar oldu. Aynı şey WhatsApp'ta da oldu bu arada. WhatsApp'ta da bir veri sızıntısı oldu. WhatsApp'ı da herkes bırakmaya kalktı. Ya kısaca verileri korumakla görevli aslında bu şirketler. Ancak bu şirketler bazen yer yer verilerimizi satıyor başka şirketlere para kazanmak için. Ancak milyonluk cezalara çarptırılıyorlar daha sonra devamında. Facebook 5 milyar dolarlık bir cezaya 5 milyar dolar inanılmaz bir rakamda tarihi bir rekor da ceza yemişti hatırlıyorum Mark Zuckerberg. Çünkü erişiyordu her bilgimize erişiyordu. Bilgisiz şöyle bir de habersiz erişiyordu. Mesela o zamanlar şey muhabbet de var yani konuştuğumuz reklam hemen önümüze çıkıyor. İlk o zamanlar başlamıştı 5-6 yıl önce. Yani bir şey söylüyorsun, sözel olarak bir şey söylüyorsun. Arattığında zaten çıkıyor. O, tamam amenna. Ona alıştık artık. Bir şey arattın mı? Artık onunla ilgili reklamlar hep çıkıyor. Mesela işte köpek maması arattın mı? Google'da köpek maması ne kadar diye Google'da bir kere bir yazman yetiyor. Ondan sonra hep köpek maması reklamları geliyor zaten. Buna çok alışmıştık. Ancak daha da ileri bir boyuta çıkmıştı bir zamanlar hatırlıyorsanız. Telefonun yanında böyle köpek maması ile ilgili böyle bir konuşun. Sesiniz de böyle bir çıksın. O mikrofon onu bir yerde duysun. Ondan sonra gene köpek maması reklamları çıkıyor karşımıza. İşte bu gizli bir şekilde yani bu yazmıyor hiçbir kanunda ama adamlar tutmuş. Adamlar dediğim gibi mikrofon kayıtlarını bile tutmuş yani orada telefon yanında söylediğimiz sözler ses kayıtlarımızı da tutuyordu ve bunu kullanıyordu. Daha sonra işte dediğim gibi suçlu bulundular. Milyarlarca dolar cezaya çarptırdılar falan. Yani pek çok şirket pek çok verimize ulaşıyor. Bunu söyleyeyim. Ancak pek çok şirket iznimizi alarak ya da almayarak pek çok verimize ulaşabiliyor. Hatta kişisel verilerin korunması kanunu çıkartan devlet yetkilileri bile gerekli gördüğü durumlarda pek çok verimize ulaşabilir. Evet. Yani devlet de isterse her şeyimize ulaşır. Her şeyimiz ortada. Çok güvende değiliz. Yani ayak izleri bırakıyoruz. Buna footprint deniyor yani footprint. Ayak izi bırakarak ilerliyoruz. Böyle internette ayak izi bırakmadan ilerlemek neredeyse imkansız. Dolayısıyla bunun bilincinde olun. Her şeyimiz ortada yani. Yanlış bir şey yapmayın. Peki, devam edelim. Şimdi gelelim konumuza, biraz daha konumuza. Bir sonraki ders Python kodlarını yazmaya başlayacağız. Python'ı öğrenmeye başlayacağız. Python kodlarımızı nerede yazacağız? Şimdi bir kere hepinizin önünde bilgisayar olması gerekiyor. Herkesin önünde bilgisayar var mı?
Bilgisayar olmayan var mı? Şu an önümüzde bilgisayar olması gerekiyor. Hep birlikte kodları yazarak ilerleyeceğiz. Eğer önünüzde bilgisayar yoksa sadece dinleyerek ilerlemek durumunda kalacaksınız ama önünüzde bilgisayar varsa benimle eş zamanlı yazabilirsiniz. Önünüzde bilgisayar olması yeterli şu anda. Bilgisayarınızda hiçbir şey kurmanıza gerek yok. Sadece bilgisayarınız olsun. İnternet bağlantınız zaten var. Bilgisayarınız olsun yeterli. Python kodlarımızı nerede yazacağız? Python kodlarımızın yazılabileceği çalışma ortamlarına IDE denir arkadaşlar. IDE'nin açılımı da işte Integrated Development Environment. Yani entegre edilmiş geliştirme çevresi, geliştirme sistemleri. Yani işte geliştirme yüzü. Nerede geliştireceksin? Kodlarını nerede geliştireceksin? Hangi IDE'de geliştireceksin? Nerede çalışacaksın? Yani pek çok farklı IDE var. Pek çok farklı çalışabileceğin ortam var. Bu ortamlardan sana kolay gelen, senin rahat edeceğin herhangi bir ortamda çalışabilirsin. Yani tek bir yerde yazma zorunluluğun yok. Python'ı illa da şurada çalıştıracaksın, illa da burada çalıştıracaksın diye bir durum söz konusu değil. Pek çok farklı yerde çalıştırabiliriz. Hangisi bizim işimize geliyorsa. Entegre edilmiş geliştirme ortamından kasıt, programı dillerini kullanabilecek, kodlarımızı yazabileceğimiz ortamlar. Bu ortamlar sayesinde kodlarımızı çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yazabiliyoruz. Bu ortamlar bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani biraz yazarken devamını getiriyor cümlenin. Ya da işte bir yerde hata yaptım altını çiziyor falan. Hatayı gözünle görmeden kendi seni uyarıyor. Bak burada hata yaptın, burayı düzelt falan. Böyle bunun gibi yardımları oluyor bu IDE dediğimiz platformlar. Tamam. En meşhur birkaç IDE'den gene hızlıca bahsedeyim. Google Colab hiçbir şey yüklemeden direkt internet üzerinden çalışılabilen bir IDE. Biz bu arada dersimizde, bu cuma derslerinde bunu kullanacağız. Şuna hemen bir yıldız atıyorum o yüzden. Hiçbir şey yüklemeyeceğiz. Direkt internet üzerinden kodlarımızı yazacağız. Nasıl yapacağımızı bir sonraki ders anlatacağım. VS Code gene benim lokalde kullandığım bir IDE'dir. Ben çok seviyorum bunu. Pek çok eklenti ile hızlı ve düzgün kodlar yazmamızı sağlayan bir IDE. Pek çok eklenti ekleyebiliyorsun. Yani bana şu eklenti de lazım diyorsun, gidiyorsun indiriyorsun. Bana şu da lazım indiriyorsun. Özelleştirebiliyorsun yani. Kendine ne lazımsa lazım olan şeyleri indirebiliyorsun. İşler daha hızlı ilerliyor. İşte ben şu renk tasarımını sevdim. İndiriyorsun, o renkte yapıyorsun falan. PyCharm gene oldukça ünlüdür. Sadece Python programlama dili için üretilmiş bir IDE. Python kullananlar özelinde gene çok kullanılan bir IDE. Jupyter Notebook çıktığında arkadaşlar devrim oldu aslında. Yani devrim yaptı Python kodlarına. Çünkü Python kodlarının parça parça da çalıştırılabilmesi için tasarlanmış bir IDE'ydi ilk çıktığında. Yani bu Jupyter Notebook ilk çıktığında bir devrimdi. Çünkü önceden ne yapıyorduk biliyor musun? Önceden tüm kodları şöyle bir yazıyordun, böyle 200 kodu bir anda yazıyordun, çalıştırıyordun Python kodunu. 200 kod bir anda çalışıyordu, 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 sistem çalışıyordu. Ancak şu anda Jupyter sayesinde ne oldu biliyor musunuz? Artık o 200 kodu bir anda yazmak zorunda değilsin. Şöyle bir 20 tanesini yazıyorsun, çalıştırıyorsun, çıktısını görüyorsun. Başka bir 20'yi yazıyorsun, çalıştırıyorsun, çıktığı görüyorsun. 20'li 20'li böyle parça parça kısımlara bölüp çıktıları kontrol etme şansını yakaladın. Bu da neye yarıyor arkadaşlar? Bu da debugging dediğimiz böyle hata tespit, hatayı düzeltme işlemlerini çok kolaylaştırıyor. Çünkü ilk 20'li de çalıştırdım, bir hata var. Hemen o 20'yi düzeltmeye çalışıyorum yani. Gidip 200 kodu bir anda yazıp çalıştırmıyorum. Yani dediğimi anlayabildiniz mi? Parça parça, kısa kısa hemen kontrol ederek ilerliyorum. Bu da işleri çok kolaylaştırıyor. Bu arada Jupyter Notebook'ta bu çıktıktan sonra, Jupyter Notebook bunu uygulama haline getirdikten sonra bunu VS Code'da da yapabiliyorsunuz artık. Bunu Colab'da da yapabiliyorsunuz. PyCharm'da yapılıyor mu? PyCharm'dan çok emin değilim ama PyCharm'da yapılmıyor olabilir. Dolayısıyla bu eklentileri başka yerlerde kaptı. Ama ilk çıkartan ve devrim yapan Jupyter Notebook'tu diyelim. Peki. Şimdi bunu herhalde biz yapmayız ya, bunu geç. Kodları GitHub'a atma falan. Bu benim dediğim gibi başka yerlerdeki sunumumda kullandığım bir sunum da. Bu şu an sizlik değil. Ödev bu da sizlik değil. Tamam. Evet, bitirdik. Bu kadardı diyelim. Şimdi bununla alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı? Varsa gene soruları alabilirim. Sonra çok ufak bir araya gideceğiz. İkinci ders itibariyle de kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Kodlarımızı Google Colab ortamında yazacağız. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Tamam, yok mu soru? Belki de yok. Kimse yazmaya yeltenmiyor. Kaç geçiyor? 45 geçiyor. Evet, tam planladığım gibi yani 50 geçe falan araya giderim diyordum. Tamam, yok herhalde soru. Peki şöyle bir şey sorayım. Ben soru sormuş olayım o zaman, dönüş alayım. Nasıldı bu ilk iki slide? Anlayabildik mi? Genel hatlarıyla işte kodlama nedir? Bilgisayarlar bizi nasıl anlar? Hangi program dilleri var? Biz neler öğreneceğiz falan filan. Bunları anlayabildik mi? Bu slaytlar faydalı oldu mu yani? Yoksa direkt kodlamaya geçseydik hocam, bir saatimiz boşa gitti gibi mi düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir soruyu ben sormuş olayım.
Gayet faydalıydı hocam. Teşekkürler Sait. Güzel bir giriş ve özet oldu demiş. Güzel, teşekkürler. Evet, ben buna önem gösteriyorum arkadaşlar. Kodlamayı öğreneceğiz ama nasıl şeyler dönüyor arka planında, bunu anlamak bence çok önemli. Güzel oldu bence. Fikir sahibi olduk tekrardan. Güzel. Bence faydalı oldu demiş Ömer. Güzel. Sevindim. Tamamdır. Genel hatlarıyla sevildi herhalde. Hala birkaç kişi de yazıyor. Bir sonraki ders dediğim gibi artık elimizi kirleteceğiz. Bir sonraki ders itibariyle kodlar yazmaya başlayacağız. Hocam benim çok yazılım hakkında bilgim yoktu. Benim için çok yararlı oldu demiş mesela Hüseyin. Evet, kesinlikle. Biz şu anda en temelden alıyoruz. Dolayısıyla hiç bilme Evet, merhabalar. Sesim geliyor mu? Herkes burada mı? Sesim geliyor mu? Bir dönüt alalım ve başlayalım. Evet, dendi. Tamam. Peki. Herkes buradaysa hadi başlayalım. Bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu şu anda ikinci dersimiz gibi düşünebiliriz. Bu derste yaklaşık 50 dakika sürecek. 21.50 gibi bitirmeyi planlıyorum. Şimdi hemen ekranımı paylaşıyorum. Yapacaklarımı adım adım herkes izlesin. Az önce bahsettiğim gibi biz Google Colab ortamında, internet ortamında çalışacağız ve bilgisayarımıza hiçbir şey yüklememize gerek yok. Direkt Google Colab ortamında yüklü olan, Python yüklü olan bir bilgisayar üzerinde çalışıyoruz aslında. Yani bambaşka bir yerde bize tahsis edilen bir bilgisayar var. O bilgisayar üzerinde Python kodlarımızı yazacağız gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu imkandan kullanacağız. Ancak sizin dediğim gibi alışmış olduğunuz bir IDE varsa, siz lokalde çalışmak istiyorsanız buna da okeyim. Bunda da bir sorun yok. Sonuçta bazılarınız biliyor bu işi. Belki onlar Colab'de değil de kendi lokal IDE'lerinde çalışmak isteyebilir. Onlar da çalışabilir. Peki ben hemen ekranımı paylaşıyorum. Benimle birlikte hep beraber Colab'e girelim şimdi. Colab'de çalışmayı planlayanlar. Evet, ekranım gelmiş olmalı. Ben hemen şöyle Google'a gidelim arkadaşlar. Şöyle Google ekranında Colab dediğimiz Jolab arkadaşlar. Şöyle Jolab yazın mesela. Colab yazın. Colab yazdığınızda evet şöyle çıkan şeyleri görüyorsunuz. Normalde evet Welcome to Colaborative yazan şeye tıklayabilirsiniz. Welcome to Colaborative'ye tıkladığınızda sizi şöyle bir ekrana atacak. Sizi böyle bir ekrana atmayabilir. Hemen onu da söyleyeyim. Onu da hatırlatayım. Eğer bir üyeliğiniz yoksa, bir Gmail hesabınız yoksa direkt böyle bir ekrana atmayacak sizi. Bir Gmail hesabıyla giriş yapmanız gerekecek. O Gmail hesabıyla giriş yaptığınız an böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Yani şurada sağ tarafta benim şu an Gmail hesabım var diye otomatik beni böyle bir ekrana attı. Sizin Gmail hesabınız yoksa siz ilk önce Gmail hesabınızı gireceksiniz. Yani o dolayısıyla burada belki 1-2 dakika bekleyebilirim. Sadece burada bekleyeceğim 1-2 dakika. Şu Welcome to Collaborative'ye basın. Siz eğer hesabınız yoksa, şu sağda herhangi açık bir hesabınız yoksa hesabınızı girin. Ondan sonra şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Şöyle bir ekranda da yeni not defteri diyerek yepyeni sıfırdan bir not defteri açarak başlayacağız kodlarımızı yazmaya. Şu yeni not defterine bastığımda mesela benim sayfa yeniliyor. Yepyeni sıfır bir not defteri oluşturuyor benim için. Şu anda benim için oluşturulan not defteri aslında Jupyter not defteri dediğim. O Jupyter dediğim vardı ya işte. Jupyter not defteri. Bunun Jupyter not defteri olduğunu nasıl anlıyorum? Uzantısından anlıyorum bu arada. Ben de Untitled 38 demiş size. Sizde Untitled 1 diyebilir yani. 38. dosyam olmuş benim. Sizin eğer birinci dosyanızsa burada 1 yazıyor muhtemelen. Sorun değil. Burada sonuçta isim arkadaşlar. Şu kısım isim. Şu nokta .ipynb uzantısını değiştirmeyin. Buraya dokunmuyoruz. Bu uzantı Jupyter Notebook olmasını sağlıyor diyelim dosyamızın, tamam mı? Şu uzantıyı kesinlikle değiştirmeyin. Bunun başındaki kısmı değiştirebilirsin. Şu isim kısmı değiştirin. Mesela ne diyelim? Ders 1 diyelim mesela. Ders 1 olsun burası. Ders 1 IPNB. Tireyi de boş ver hadi. Ders 1 nokta IPNB olsun. Enter'a bastım. Şöyle bir evet isim koydum ben buna mesela. Benim şu anda Colabert'im bu hale geldi diyelim. Şu kısma kadar gelenler bir hemen chatten geldim yazsın. Evet, bu kısma kadar gelebilenler geldim yazsın. Yes Tarkan. Tamam. Gelenler sayısı biraz artsın.
Herkes bu şekilde kolebine giriş yapsın. Ders 1 desin. İlk dersimize başlayalım. Geldim. VS'ten yapacağım demiş. Yapabilirsin Devran. Geldim demiş. Tamam. VS'ten yapanlar için ufak bir şey söyleyeceğim sadece yani. Böyle birkaç farklılık var. Onlara şimdi en başta değineceğim. Onun haricinde her şey aynı. Tamam. Peki. Bu kadar mı? Hadi biraz daha bekleyelim. Herkes şu ekrana gelsin. Gmail hesabınız varsa çok basit zaten. Gmail hesabınıza gireceksiniz. O ekranda yeni not defterine basacaksınız. Geleceksiniz yeni not defterine. Gelenler sohbete geldim desin. Geldim bu ekrana. Ben de VS'ten yapıyorum hocam demiş. Tamamdır yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Mustafa geldi. Navid came dedi. Tarkan da gelmiş. Tamam. Eylül geldi. Peki. Hadi gelin bakalım. Buradan şimdi ilk kodlarımızı yazarak başlayacağız. Geldim hocam dendi. Tamam. İsterseniz başlayalım. Hemen ben şurada size collab ortamından biraz bahsetmek istiyorum. Collab'de arkadaşlar kod hücreleri vardır. Aslında collab'de değil, Jupyter Notebook'ta, şu IPNB uzantılı dosyalarda bu tarz böyle ortam vardır. Mesela VS Code'da çalışanlar için şöyle bir önerim var. VS Code'da çalışanlar için yanda eklentiler var ya, eklentilerden şunu indirin. Hemen Jupyter'ı indirin. Jupyter Notebook. Jupyter yazınca çıkar herhalde. Jupyter Notebook'u indirin VS Code'da da. Jupyter Notebook'u indirdiğinizde ne olacak biliyor musunuz? Şu uzantıyı .ipynb şeklinde yazabileceksiniz. Uzantınız .ipynb olmasının artısı ne? Bunu da geçen ders bahsettim. Parça parça çalıştırabileceğiz. Kod hücrelerimiz olacak bizim. Bakın şuradaki artıya basınca aşağıya kod hücresi ekle diyor. Yeni bir kod hücresi ekliyor. Bak bastım artıya bir kod hücresi geldi. Bastım bir daha geldi. Bir daha geldi. Böyle kod hücreleri geliyor. Şurada hücre hücre. Mesela buraya kodlar yazacağım ben. Yazacağım. Bunu böyle çalıştırdım mı burası çalışacak sadece. Daha sonra burada okeysem işte başka bir yerde başka bir şeyler yazacağım. Bu şekilde hücreler hücreler halinde çalışabileceğim. Bunu sağlayan bana şu .ipynb uzantısı. Collab'de direkt .ipynb. Bu uzantıyı o yüzden değiştirmeyin dedim. VS Code'da da Jupyter uzantısını yükledikten sonra dosya isminin sonuna .ipynb yaparsanız Jupyter ortamı VS Code'a da geliyor. Peki. Herkes bunu da okey mi? Şurada şimdi ekleyebileceğimiz şeylerden bahsedeyim ben. Şu artıya bastık bu kod hücresi ekliyor dediğim gibi. Artı metine bastığımızda ise böyle metin hücresi. Buradaki yazacaklarınız kod değil metin oluyor. Ve başlıkları genelde bununla koyuyoruz. Ve birkaç metinsel ifadeleri bununla yazıyoruz. Mesela şununla ne ekleyelim? Şöyle bir metin belgesi oluşturalım. Burada bir nokta daha önemli. Mesela birinci ders yazacağım mesela. Birinci ders yazdım, çalıştırdım. Farkında mısınız? Biraz küçük oldu. Bunun başlık gibi büyük olmasını istiyorsam başına hashtag koymalıyım. Şu hashtag. CTRL alt 3 ile oluyor bende ya da alt GR 3 tuşlarıyla oluyor. Hashtag işareti. Hashtag birinci ders dersem bakın biraz daha büyük ve gerçekten başlık gibi olmuş. Oldu. Peki hızlıca şu birinci ders başlığını atalım. Altına kod hücrelerimizi açalım. Şimdi kod hücrelerine bir şeyler yazarak başlayacağız. Bağlantı kesiliyor. Sadece bende mi acaba? Sesim mi gidiyor? Sesim herhalde sizde olabilir Yıldırım Bey. Sesim bende bir sorun yok demiş Safa. Evet hızlıca ders 1 deyin. Birinci ders diye bir başlık atın ve devam edelim. Biraz hızlı ilerleyeceğim bu ders dediğim gibi. Şimdi burada öncelikle bu ortamı öğrenmek için bazı şeyler yazacağım. Şu anda burası bir kod hücresi arkadaşlar. Buraya sen kafana göre bir şey yazamazsın. Mesela Emincan yazdım. Çalıştırmaya çalışsam mesela bura bir hata verecek bana. İlk çalıştırmada şu anda bağlanıyor. Üste bağlanıyor. Yeni bilgisayara bağlanıyor şu anda. O yüzden ilk çalıştırma biraz yavaş. Bu bana bir hata verecek. Çünkü ben buraya bir kod yazmadım. Dümdüz ismimi yazdım. Bir hata verdi. Emincan diye bir şey defined değil diyor. Tanımlı değil diyor. Böyle bir hata aldım. Çünkü kod hücresine sen gidip öyle kafana göre her şeyi yazamazsın. Ha, yazmak istiyorsan başına hashtag koymalısın. Şu hashtag var ya şu işaret. Pardon. Şu hashtag şu işareti koyduğun zaman o zaman çalıştırsan evet hata vermez. Böyle bir şey döner. Bu hashtag ne işe yarıyormuş? Yorum satırı bırakmaya yarıyormuş. Önce onu yazalım. Böyle hashtagle başlayalım. Yorum satırı bırakmak için hashtag kullanırız diyelim. Tamam. İlk öğreneceğimiz şey bu. Yorum satırı bırakmak için şu işareti kullanıyoruz. Bu işareti kullandığımızda bilgisayar onu kod olarak algılamıyor. Onun bir yorum olduğunu algılıyor ve hata vermiyor yorumda. Sonra hemen başka bir nokta. .py uzantılı Python dosyaları
bir bütün olarak çalışır. Nokta IPYNB uzantılı. Python dosyaları ise parça parça kod hücreleri halinde çalışır. Evet. Bundan da bahsetmiştim. Py uzantısı bir bütün olarak çalışıyor. Şu uzantı Py olursa. Biz nokta IPNB yapacağız. Jupyter uzantılı olacak ve hücre hücre çalıştıracağız bunları. Hücre hücre çalıştırmak dediğim gibi yapay zeka kodluyorsanız, böyle uzun şeyler kodluyorsanız hemen çıktığı görmek çok önemli oluyor. O yüzden hücre hücre çalışmak çok işimizi kolaylaştırıyor. Biz hücre hücre çalışacağız. Devam. Bir madde daha diyelim. Bütün programlama dilleri satır satır. Anaconda da olur mu hocam? Olur. Olur. Anaconda'da da Jupyter'i kuruyorsun orada. Jupyter'ın orijinalini kuruyorsun yani. Bütün program dilleri satır satır çalışır arkadaşlar. Satır satır çalışır diyelim. Parantez içinde üstten aşağıya doğru. Yani ilk önce en üstteki satır çalışır. Sonra bir alttaki satır çalışır. Sonra bir alttaki satır çalışır. Satır satır gider yani. En üstteki, bir alttaki, bir alttaki satır satır bilgisayar onları çalıştırarak ilerler. Bu arada bütün program dillerinde geçerli. Yani Python özel bir şey değil. Bunu da söylemiş oldum. Peki devam. Başka yazdıracağım madde mesela. Nokta IPN. Bak bu da önemli bir fark. Nokta IPYNB. Uzantılı dosyalarda. Son satır otomatik olarak ekrana çıktı olarak bastırılır. Evet, son satırdaki ifade otomatik ekran çıktı olarak bastırılıyor. Eğer siz .ipnb değil de .py uzantılı bir şeydeyseniz ekrana çıktığı yazdırmak için, adı üstünde yazdırmak, print'i kullanmalısın. Yani şöyle print, sonra tırnak içinde mesela print Emincan dersem ekrana Emincan yazdırır. Ancak şu anda biz Jupyter Notebook'ta çalışıyoruz ya, print yazmasam da, şurada print olmasaydı da direkt böyle dümdüz Emincan deseydim de gene ekrana Emincan yazdırırdı. Bu dediğim gibi Python dosyalarında yok. Python dosyalarında .py dosyalarında yok yani. Böyle yazmak zorundasın. Ama Jupyter dosyalarında, Jupyter not defterinde yazabiliyorsun. Printlerden kurtuluyoruz yani. Zırt pırt print yazma derdinden, külfetinden kurtarıyor bizi. Onun için en baştan uyardım. Peki hemen devam ettik. Başka belirteceğim ne varmış mesela? Evet, burada şu anda kod hücrelerimiz var değil mi? Bu kod hücrelerini çalıştırmak için bir kod hücresini çalıştırmak için Shift artı Enter kısa yol tuşlarını kullanabiliriz. Yani şuna da basabiliriz. Şuradakine bastın mı da hücreyi çalıştırıyor. Bassan mesela hücreyi çalıştırıyor. Ancak daha basiti var yani. Şurada yine aynı kodu yazayım mesela. Emincan ekrana bastırayım. Şöyle şuna bastan da çalıştırıyor. Emincan yazıyor ekrana ama böyle şey yapsam da olur. Emincan şu anda Shift ve Enter tuşunu aynı anda basıyorum. Shift Enter aynı anda basıyorum. Emincan ekrana yazdırdı. Ben genelde Shift Enter'a basıyorum yani. Şuna basmak biraz daha zahmetli. Mouse'u getir bul bas falandansa Shift Enter'la çalıştırıyorum. Bu dediğim gibi Jupyter Notebook'larda Shift Enter'la çalışıyor. Diğer yerlerde Python'da F5'te falan çalışıyordu herhalde. Değişebiliyor. Normal Py dosyalarında farklı. Peki hemen bir uyarı daha. Python'da ondalıklı sayılarda virgül yerine nokta kullanılır. Çünkü İngilizce'de arkadaşlar dünyanın geri kalan pek çok yerinde hatta virgül değil nokta kullanılır. Yani 1.5 derken gidip 1.5 yazamayız. Yazarsak hata alırız. 1.5 1.5 anlamına gelecek yani. İşte 1.3 gibi. Araya virgül koymayacaksın. Buradaki virgül bambaşka bir anlamı var bu arada. Diyelim. Tamam. Bu uyarıları hemen yapalım. Sonra bu hücreyi çalıştıralım. Bak mesela bu hücreyi çalıştırdım. Hiçbir çıktı almadım. Çünkü burada kod yok. Bunların hepsi yorum satırı. Bunların hepsinin başına hashtag koydum. Bunların hepsi yorum satırı. Hata da vermedi yorum satırı yaptığım için. Ancak herhangi bir çıktı da vermedi. Çünkü herhangi bir kod yok burada. Şimdi hızlıca şeyden bahsedelim. Mesela veri tiplerinden falan bahsedeceğiz. Şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi şunu bir göstereyim öncelikle. Son satırdaki otomatik olarak ekrana yazdırılır dedim ya. Mesela sayılarda hiçbir yazmaya yok. 3 artı 6 çalıştırsam bunu direkt ekrana yazdırıyor. 9 işlemi yap diyor. 9 matematiksel işlemi yapıyor. 9. Bir alta geçtim mesela. Burada da mesela 10 artı 20 çalıştırsam. Şu anda ne olacak? Bunu böyle çalıştırsam ne olacak? Ekranda 30 yazdı. Neden 3 artı 6'yı yazmadı? Çünkü arkadaşlar en son satırdaki yazdırılır dediğim gibi. Nokta IPNB olan dosyada son satır otomatik olarak ekrana yazdı. Yani sadece şurayı yazdırdı ekrana. Bir üsttekini yazdırmadı. Mesela bir tane daha yapalım aşağıda. Mesela 100 artı
50 desek mesela çalışırsak 150 yazdıracak. Üstteki hiçbirini yazdırmayacak. Neden böyle oluyor? Son satırı yazdırıyor. E ben bunları da yazdırmak istiyorum hocam. O zaman printli yapacaksın kardeşim. O da zor değil yani. Şunlar parantez al, başına print koy. Print yazdır demek zaten. Otomatik şöyle print. Üsttekileri printli yaptım. Sonuncu da print'e gerek yok. İstersen ona da koy, istersen koyma. Böyle yaparsan mesela 3'ü de yazdırılacak çünkü. Print 3 artı 6. 3 artı 6'yı ekrana yazdır. Sonra 10 artı 20'yi ekrana yazdır. Yazdırdı. Sonra da 100 artı 50'yi print yazmadım ama gene yazdırdı. Çünkü .ipnv uzantılı dosyalarda son satır otomatik ekrana yazdırılıyor. Bunu göstermiş olduk. Peki. Şimdi hemen devam edelim. Python'da şöyle bir yeni bir kısma geçiyorum. Yeni bir hücreye geçiyorum. Burada ufak gene maddeler yazdıracağım. Python'da matematiksel işlemler yapabiliriz. Yani Python'ı hesap makinesi gibi kullanabiliriz. Bildiğin hesap makinesi yani dümdüz toplama, çıkarma, çarpma, bölme, işte üs alma, karekök alma vesaire bu işlemlerin hepsini Python'da yapabiliriz. Peki hemen bu sembolleri görelim yani. Mesela toplama için gayet basit. Üste gösterdim zaten. Bildiğimiz artı işareti. Çıkarma için ben şöyle ok yapıyorum ama siz ok yapmak zorunda da değilsiniz mesela. Bilmiyorum, bir tane tire koyabilirsiniz belki. Size kalmış. Ama öyle şey gibi olmuyor. Çıkarmaya çok benziyor bir tire. Ben böyle ok yapmayı seviyorum. Böyle tire 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 sonra da shift z'nin yanındaki tuş ok. Siz farklı bir şart da koyabilirsiniz. Toplama için, çıkarma için özür dilerim. Eksi basitçe. Çarpma için, burası biraz önemli. Çarpma için normalde ne kullanıyorsunuz? Çarpmada işte bilmiyorum. Ortaokulda x kullanıyorduk. İleride nokta kullanıyoruz lisede falan. Ama burada çarpmanın karşılığı yıldız arkadaşlar. Sıfırın yanındaki yıldız. Şu işaret çarpma anlamına geliyor. Bu biraz önemli. Çarpma işareti burada. Peki. Bölme için hızlıca şöyle bölü. Şöyle yani slash. Bunun da bölme olduğunu bilmiyorum. Lise sonlara doğru öğretiliyor herhalde. Görüyorsunuz bir yerlerde. Normalde böyle yan bölü yapıyorlar falan ama şu da normalde bölü. Peki. Birkaç şey daha göstereceğiz. Tam bölme. Hocam tek hamlede parantez için almayı nasıl yapıyoruz demiş bir Sait. Hemen onu cevaplayayım. Mesela şunu şöyle komple seçiyorum Sait. Ondan sonra shift 8 diyorum. Parantez açmaya basıyorum. Kendi açıyor da kapatıyor da. Şu ifadeyi paranteze alıyor yani. Yani neyi alacaksam seçiyorsun. Tamam. Seçiyorsun sonra shift 8 yapıyorsun. Otomatik alıyor. Sadece açtığında kapatıp ortaya alıyor VS Code'da. Dediğini tam anlamadım. Başka bir şey herhalde. Zaten Excel'de de aynı çarpma işareti. Tamam. Evet. Evet. Tam bölme için. Tam bölmeden kastığımız şu arkadaşlar. Kalansız bölme. Kalan kısmını almamak için iki defa bölme gibi böyle. İki tane baş yapıyoruz. Sonra başka ne diyebiliriz? Mesela üs alma işleminde herkes biliyor. Büyük yaşımız. Üs almak için onda da iki defa çarpma gibi böyle. Yıldız yıldız. Bu üs alma işlemi. Bu tam bölme. Bu bölme. Çarpma. Çıkarma. Toplama. Şimdilik bu işlemler yeterli diyelim. Hızlıca bu işlemleri yazdıysak hemen bir alta geçelim. Bir altta veri tiplerinden de bahsedeceğiz. Sonra kodları yazacağız. Bir alta geçtik. Şu işaretlerde bir sıkıntı yok. Bu işaretler oldukça basit. Zaten normal matematikte kullandığımız işaretler pek çoğu. Şimdi buradaki veri tipleri Python'da bulunan veri tiplerinden bahsedeceğiz. Python'da bulunan veri tiplerinden ilki birincisi integer arkadaşlar. Integer diye yazılıyor. Böyle parantez int de diyebiliriz. Kısaltması int. Anlamı da tam sayı. Tamam? Bu bir tam sayı arkadaşlar. Yani öyle 3 ne bileyim 3 şöyle 5 öyle virgül derken 3 5 9 17 194 falan böyle sallıyorum şu an. Tam sayı işte. Virgüllü kısmı yok. Sadece 3, sadece 5, sadece 9 gibi. Şu virgül o virgül değil yani. Şeylerin arasını böldüm. Bu bildiğimiz tam sayı demek. 2 float satması da float. Ondalıklı sayı. Evet buna örnek verecek olursam. Şunu şöyle örnekleri biraz uzağa alalım. Şuna örnek verecek olursam mesela. 1.5. 1.5. Ondalıklı bir sayıdır işte. Başka şöyle 3.8. Ne bileyim değil mi? 79.1. 2. Tamam. Gibi. Float ondalık sayı demek. Ve 3 şimdilik öğreneceğiniz son veri tipi string arkadaşlar. String. Bu da str kısaltması. Yazı. Yazı veri tipi. Yazı veri tiplerinde dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın sayıları yazarken hiçbir şey yazmak zorunda değilsiniz.
Ama yazılar yazarken, işte örnek verirken bir ufak görmüşsünüzdür belki Emincan'da. Tırnak içinde yazmak zorundasınız bu yazıları. Mesela şöyle çift tırnak içinde, mesela çift tırnak tuşuna basıyorum. İki tane tırnak açtı kapattı bak. Şunu da açtı, şunu da kapattı. Sıfırın, şu birin yanındaki tuş bende. Birin yanındaki tuş bende çift tırnak açıyor. Açtı, kapattı. Araya istediğim bir şey yaz. Ali Atabak cümle yazdım mesela, sallıyorum. Şu bir string ifadedir. Tırnak içinde yazılmış ifadeler string ifadedir. Metinsel ifadedir, yazıdır. Tamam? Virgül. Başka gene çift tırnak içinde yazıyorum bunu da mesela. Onur matematikten 90 aldı diye sallıyorum şu anda. Virgül. Bunu çift tırnak arasında böyle string ifadeleri yazabildiğimiz gibi istersek tek tırnaklar arasında da yazabiliriz. Tek tırnak nasıl yapılıyor bu arada? Ben de Shift 2 ile yapılıyor. Sizde de Shift 2'dir. Shift 2'ye bastığımı bak tek tırnak açtı. Bir daha basmalıyım bu arada. Bir daha tek tırnak açtım. Tamam, iki tane tek tırnak arasında buraya. Mesela burası örnek bir cümle yazdım mesela. Anladım. Bak bu da string bir ifade. Bu da... Bu da string bir ifade. String bir ifadelerde önemli nokta tırnak içinde yazılıyor olmaları. Metinsel ifadelerde yazı ya da metinsel ifade de denebilir buna. Yazı ya da metinsel ifade gibi. Bu metinsel ifadelerde önemli olan nokta tırnak içinde yazılıyor. Sayılarda tırnak içinde yazmana gerek yok. Dedik. Var mıdır buraya kadar bir sıkıntı? Herhalde yok. Varsa da tekrardan takip edeceğiz. Hızlıca örneklere geçelim. Bakın dediğim gibi hesap makinesi kullanabilirsiniz. İstediğiniz işlemi yaptırabilirsiniz. Çok basitten başlayan mesela. Mesela 7 artı 6 olsun mesela. Çalıştırsak bunu direkt 13 çıktısını ekranda göreceğim. Bakın başına print print de yazmıyorum. Çünkü dediğim gibi Jupyter Notebook'ta çalışıyoruz. Bir satırda yazdığım için otomatik çıktıyı veriyor. Shift Enter'a basıyorum bu arada. Kodu yazdıktan sonra Shift Enter'a basıyorum. Otomatik çalıştırıyor. Mesela bir daha yapalım. Mesela 158 eksi 102 olsun mesela. Çalıştırdım gene Shift Enter'la. 56'ymış falan yapıyor böyle işte. Çok büyük ya, yani şu eksi şu, sallıyorum sayıları. Şey çıkartsın, yap, çalıştırdık. Şöyle bir şey yapıyormuş mesela. İşte çarpmasını yaparsın, bölmesini, her şeyi yapabilirsin. Şöyle 5 çarpı 4'ü yapalım mesela. Böyle basitçe hesap makinesi gibi kullanabilirsin kodlarını. Bu yapabileceğin ilk şeylerden biri. Üst alma yapalım. Bölmeleri göstereceğiz ondan sonra. Üst alma dediğimde 5'in ya da 6'nın karesi. 6 kere 6, yani 6'nın karesi. 36 vermesini bekliyoruz. Çalıştırdık. 36. Bakın ben bir boşluk bırakıyorum. Şunu niye yapıyorum? Bu sadece göze hoş gelsin diye bu arada. Yani hiç boşluk bırakmadan da olur. 6 üstü üstü 2. Böyle çalıştırsan da 36'yı alırsın. Ben bu boşluğu biraz daha göze hoş gelsin diye yapıyorum. Olmak zorunda değil. Siz isterseniz yapmayın, böyle yapın. Fark etmez. Tamam. Bölmeye geçelim. Mesela 10 bölü 2. Şimdi 10 bölü 2 5 yapar değil mi normalde? 10 bölü 2'yi çalıştırsam 5 yapacak. Ancak burada bir farklılık var. Çalıştırayım. 5.0 dedi. Evet, 5 doğru. Bu da 5. Ama 5.0'lı gösteriyor. Çünkü arkadaşlar şu bölü işaretini yaptığımızda çıktığı float olur. Yani ondalıklı bir sayı olur. Tam bölünse bile 5 yazmaz da 5.0 yazar. Float halini yazar. Eğer tam bölünmezse mesela 11 bölü 2 desem 5.5 yazacak zaten. 5.5 mi yazacak bunda ya? 5.5 gibi, gördüğünüz gibi. Tam bölünmüyorsa zaten ondalıklı yazıyor. Eğer ben bunun tam bölünmesini, sadece şu tam kısmını almak istiyorsam, tam bölünmesini istiyorsam bölü bölü yapacaktım işte. 10 bölü bölü 2 dersem, yani tam bölme yaparsam bu sefer zaten tam bölünüyor. 5 dümdüz 5 yazıyor. 5.0 değil, dümdüz 5 yazıyor. Yalnız 11 bölü bölü 2 yapsam da 5 yapacak. Yani bu tam bölmede dikkatli olun, sadece tam kısmını alıyor. 11 bölü bölü 2'de de direkt 5 yazıyor. Ya da şöyle başka bir örnek verelim mesela. 19 bölü bölü 3. 19 3'e bölünse, şöyle dümdüz bölünse kaç yapacak? 6.3 falan yapıyor herhalde. 6.333 yapıyor normal 19 bölü 3. 19 bölü bölü 3 desem direkt 6 kısmını alacak. Yani tam kısmını alacak sadece. Tamam? O fazlalık kısmını atıyor. Tam kısmını alıyor ve tam kısmını da int olarak alıyor. Buna dikkat edin. Yani şu float bu int olarak döndürüyor. Şuysa her türlü float olarak çıktı veriyor yani. Hatta tam bölünse bile, yani tam bölünse bile float çıktısını veriyor. 5.0 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Peki bu ince detaylardan bahsettik. Başka. Mesela şöyle string 2 ifade çarpılabilir mi, toplanabilir mi vesaire, bundan bahsedelim. Mesela Emincan yazısıyla böyle Emincan yazısıyla çarpı 5 desem ne olacak? Emincan'ı 5 defa yan yana yazdıracak arkadaşlar. En son öyleydi, değişmediyse Python.
kodları. Evet, Emincan. 5 defa Emincan'ı yan yana topladı aslında yani. 5 de çarpmak demek, 5 defa aynı şeyi toplamak demek. Emincan artı Emincan artı Emincan işlemini yaptı. Mesela şöyle string ifade yazsam. Mesela bir tane Burak ismini yazayım. Şöyle araya bir artı koyayım. Buraya da Yılmaz yazayım. Bunda ne olacak? Burak dibine de Yılmaz'ı yapacak. Burak Yılmaz'ı böyle dip dibe yazacak. Evet, güzel. Ancak arada boşluk olsa daha güzel olur değil mi? O zaman o boşluğu nasıl elde edebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Burak artı Yılmaz yazacağım ya. Şöyle bir boşlukta başlıyorum. Boşluk Yılmaz yazsam mesela. Bunu birleştirdiğimde Burak boşluk Yılmaz gibi olmuş olur. Böyle araya boşluk koyabilirsiniz. Bunun bir yolu daha var bu arada. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Burak artı şöyle gene string. Bomboş bir string. Boşluklu bir string. Sonra artı bir de Yılmaz. Böyle yapsan da Burak boşluk Yılmaz olur falan. Böyle farklı farklı yollar var. Bunları göreceğiz. Şimdilik aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Peki burada herhalde yeterli. Hemen değişken atamalarına da değinelim. Bu ders biraz dediğim gibi hızlı ilerliyorum. Yani normalde ben bu eğitimi başka platformlarda başka öğrencilere de verdim. Orada hem bekliyordum hem anlatıyordum. Ancak burada biraz hızlı ilerleyeceğiz. Burada bu sefer done diyeyim. Done diyeyim ve şu dosyayı şöyle kaydedeyim. Hemen ders 2'ye geçeceğim. Şu ders 1'ine bir adını verelim. Ders 1 tire matematiksel işlemler olsun. Hadi. Matematiksel işlemler olsun. Şunu şöyle kaydedeyim ben. Hemen şu dosyaya basıyorum. Yeni not defteri diye bir kısım var. Yeni not defteri. Siz de bitirdiyseniz dosyanızı. Yeni not defteri diyorum. Ve bana yepyeni bir bomboş yeni bir not defteri açıyor. Yeni not defteri açtığında önceki not defterinizi kapatın arkadaşlar. Yalandan meşgul etmeyin. Yani şunu kaydettiyseniz her şey tamamsa şurayı şöyle kapatın. Çünkü adamlar size bilgisayar tahsis ediyor. Yani kullanmadığınız bir şey açık kalmasın. Burada bir daha açacaksın, bir daha açacaksın. Yakında uyaracak zaten yani. Böyle sen ne kullanıyorsun? 2-3 tane bilgisayar sana mı vereceğiz diye uyarıyor. Dolayısıyla işinizi bitirdiniz mi şunu kapatın. Artık kodlarınızı burada yazacağız. Burasına ders 2 diyelim. Devam edelim bakalım. Ders 2. Evet. Bu derste neler göreceğiz? Hızlıca bundan bahsedelim. Bu derste değişken atamalar diye başlık atalım. Metin belgesi oluşturdum. Şöyle değişken atamaları dedim. Şöyle şunu bir tık alta alayım. Başlığım değişken atamaları. Buraya kadar gelebildik mi? Bir gelebilenler bir geldim yazsın. Birinci dosyayı kaydettim. İkinci dosya ya geçiyorum. Sizinle ilerliyorum diyenler bir sohbete yazsın bakayım. Kaç kişi yakalayabiliyoruz ya. Tamam. Bu arada yakalayamayanlar da izleyebilir. Onu da söyleyeyim. Bu dersin kaydı tutuluyor. Ya da bir yerleri kaçırdınız. Atlayın o kaçırdığınız yerleri. Devam edin. Benimle eş zamanlı devam edin. O eksiklerinizi dediğim gibi tekrar videolarından toplarsınız. Tamamlarsınız. Direkt bu not bu defterlerini de paylaşacağım bu arada. Direkt bakarak da yazabilirsiniz ileride. Evet geldim. Geldim hocam sıkıntı yok falan filan. Tamam. Güzel. Nispeten gelebilmişler diyelim. Bir 10 kişi geldim dedi herhalde. Üşenip yazmayanlar da gelmiş sayılır mı? Sayılır Eylül. Aynen. Bunları dediğim gibi evet çok yazmanıza gerek yok sizin. Diyelim. Peki değişken atamalarını da hızlıca birkaç şeyden bahsedelim. Hızlıca değişken atamalar ne demek? Önce bundan bahsedelim. Değişken atama şu demek. Saklamak istediğimiz verileri bir değişken içerisinde saklayabiliriz. Evet. Saklamak istediğiniz bazı verileri bir değişken isminde tutacağız, saklayacağız. Orada şimdilik tutacağız. İleride başka yerlerde kullanacağız gibi. Oluşturacağımız değişken isimlerini biz belirliyoruz. Yani hangi isimde saklayacağımızı biz belirliyoruz. Ne bileyim işte böyle yaş sallıyorum. İçinde yaş bilgisini tutacağım onun. Ya da ne bileyim il yazacağım. İçinde il bilgisini tutacağım gibi. İsmini ben belirliyorum yani. Ne bilgisini tutacaksam içinde ona göre bir değişken ismi belirliyorum. Bu ismi ben belirliyorum. Değişkene atama yapmak için burası biraz önemli. Eşittir işareti kullanılır. Evet, eşittir işareti arkadaşlar. Şunları sileyim daha kötü oldu. Değişken atama yapmak için eşittir işareti kullanılır. Yani eşittir Python'da atama yapma işaretidir. Bakın bildiğiniz eşittir işareti değil yani. 3 eşittir 3 anlamındaki bir eşittir değil ya da 2 artı 1 eşittir 3. Yani ona eşit eşittir kullanacağız. Onu eşit eşittir kullanacağız ileride. Ancak düz eşittir atama yapma sembolüdür. Şu sembol normal eşittir anlamına gelmiyor. Atama sembolü bu. Tamam mı? Bu denk anlamına geliyor burada daha çok. Atama yapmak için kullanılıyor bu eşittir. Peki. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Ben şu anda dümdüz ekrana 10 yazdırabilirim değil mi? 10 desem çalıştırsam ekrana 10 yazacak. Ben şimdi bu 10 bilgisini
Ekrana böyle dümdüz yazdırmayacağım. Bağlanıyor. İlk bağlanma biraz yavaş geliyor. Tamam, bağlandı. 10 bilgisini ekrana yazdırdı. Ben bu 10 bilgisini dümdüz direkt ekrana yazdırmıyorum da şunu yapıyorum. Diyorum ki mesela bir değişken adı olsun. A diyebilirsin, B diyebilirsin, X diyebilirsin, sana kalmış. X diyelim mesela. X eşittir 10 dediğim an, X eşittir 10 dediğim an ne oluyor biliyor musun? X değişken ismi eşittir 10 dediğimde X içine 10 bilgisini atıyorum. Yani X değişkenine 10 bilgisini atamış oluyorum. Şunu çalıştırsam mesela, şu anda X'in içine 10 bilgisi atandı. Aşağıda ben şimdi X'i çalıştırsam, X'i ekrana yazdırmaya kalksam, çalıştırdım mı ekranda 10 yazıyor gördüğünüz gibi. Çünkü burada ben X'in içine 10'u atadım bile. Anlayabildik mi? Peki bunu böyle iki ayrı satırda yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Mesela şu aşağıda şunu yapalım. A eşittir 8. İndim aşağıya. A'yı da yazdırdım. Çalıştırdım mesela. Ekranda 8 yazdı. Çünkü A'ya ben 8'i atadım. Sonra ekrana A'yı yazdırdım. A artık 8 gibi. Anlayabiliyor muyuz? Atama bu. Peki şimdi atamayı yaptık. A artık 8 ya. Aşağıda mesela A çarpı 4'ü yapalım mesela. A'yı artık bilgisayar 8 gibi tanıyor. A'ya 8 atandı. Dolayısıyla 8 çarpı 4 işlemini, yani ekranda 32 işlemini yazmasını bekliyorum. Çalıştıralım. Evet, 32 işlemin ekranda yazıldığını gördüm. Gayet basit, mantıklı. Bir atama değil, birden fazla birkaç atama yapabilirsin. Mesela şurada şunu diyelim. Ne diyelim? Şöyle B eşittir 6 olsun. C eşittir 3 olsun. Aşağıda da şöyle B artı C'yi yazdırmak istesek. B'yi 6 gibi düşünecek, C'yi 3 gibi düşünecek. Ekrana 9 yazacak, değil mi? Bunlar gayet anlaşılır. Değişken ataması dediğimiz olay bu. Şimdi bu atamada önemli bir nokta var. O da ne? Mesela şu anda biz yukarıda bir yerde x'e kaç atamıştık? X'i 10 atamıştık, değil mi? Aşağıda x'i çağırsam şu anda halen daha x'i 10 atalı. X'i çağırsam 10 atıyor. 10 yazıyor çünkü 10'u atamıştım en son. Fakat burada üzerine yazma diye bir mevzu var. Üzerine yazma. Evet, ben x'e 10 yazmıştım. X'e 10 atamıştım. Ancak burada bir daha atama yapıyorum mesela. X eşittir artık 7 olsun diyor. X eşittir 7 diyor. Bunu böyle çalıştırsam, şimdi aşağıda x'i çağırsam 10 mu yazacak, 7 mi yazacak? Şimdi 7 yazacak arkadaşlar. Çünkü evet, başta sen 10 atamıştın bu x'e ama son durumda, en son gelinen noktada 7 atadım buna. Artık x'imiz 7. Önceki 10 bilgisi unutuldu gitti. Tamam mı? En son yapılan işlem, en son yapılan atama geçerlidir. Anlaştık mı? Bu da önemli bir nokta. En son yapılan atama geçerli. Buna da üzerine yazma deniyor yani. Parantez içinde üzerine yazma diyebiliriz yani. Üzerine yazma ya da diğer İngilizce override diyebiliriz falan. Neyse, çok önemli değil. Üzerine yazma işlemi deniyor buna. Peki hızlıca bir soru yapalım. Soru. Ben yapayım bu soruyu. Mesela ne olsun? X değişkenine 137, 136 olsun. Y değişkenine 53. Z değişkenine 3. Değişkenlerini atayın. Devamında X ile Y'yi toplayıp çıkan sonucu Z ile çarpın. Şöyle bir görevimiz olsun. X diye bir değişkene 136 atacağız. Y diye bir değişkene 53 atacağız. Z diye bir değişkene 3 atacağız. Bunları atacağız. Ondan sonra yapılacak işlemde X ile Y'yi toplayacağız. Çıkan sonucu Z ile çarpacağız. Şimdi hemen programlamayı ilk başlayandan yaptığı hatayı söylüyorum. Hata değil de, ya biraz daha kolaylarına öyle geliyor herhalde. Şimdi önce atamaları yapıyor mesela. X eşittir 136. Aynı hücrede yapabilirsiniz bu arada. Aynı sorudayız. Aynı hücrede yapabilirsiniz. Sürekli hücre oluşturmanıza da çok gerek yok. Y eşittir 53. Bu atamasını yapıyorum. Z eşittir 3 atamasını yapıyorum. Sonra alta iniyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Şu X ile Y'yi toplayacağım. Çıkan sonucu Z ile çarpacağım. Yani 3 ile çarpacağım, değil mi? İlk önce şunu yapıyor öğrenci genelde. X artı Y yapıyor mesela. Bunu çalıştırıyor. Bakıyor 189. Daha sonra 189'u çarpıyor Z ile mesela. Evet, cevaba ulaşıyor. 567 cevabına ulaşıyor. Ancak bu dediğim gibi hem biraz iki işlem gibi olmuş oluyor, hem de matematiksel olarak da çok mantıklı değil. Yani matematiği düşük birisinin yapacağı bir işlem aslında. Normalde biz ne yaparız? Tek seferde bunu yapabiliriz. Yani x artı y madem 189'u döndürüyor, ben gidip 189'u z ile çarpmama gerek yok. Şurasını artık 189 gibi düşünebilirim. Şunu komple paranteze alıp bu çıkan sonucu çarpı z yapsam mesela, burada yukarıda da direkt 567 cevabını tek seferde bulacağım yani. Gidip şunu uzatmaya gerek yok. X ile Y'yi topladım. Z ile çarptım. Burada parantezi niye kullandım?
Parantezi niye kullandım? Parantez kullanmayalım. Kullanmasaydık ne olurdu? İnşallah istesek bunu. 567'yi verecek mi yine? Yok vermedi. Daha farklı bir şey verdi. Evet, fark ne? O parantezi niye kullandık? Evet, tamam. Tahmin ediyorum. İşlem önceliği kesinlikle. İşlem önceliği burada da geçerli arkadaşlar. Matematikte öğrendiğiniz işlem önceliği. Hatta matematikte öğrendiğiniz bütün kurallar kodlama dilinde de geçerli. Diyorum ya, kodlama dilinde arka planda matematik var zaten. Dolayısıyla matematikteki her kural burada da geçerli diyoruz. Eğer bu olmazsa, yani parantezler olmazsa, ilk önce çarpma işlem önceliği olduğu için ilk önce şurası çarpılıyor. Ondan sonra x de toplanıyor. Ama eğer ben şunu şöyle parantezli yaparsam, bu sefer önce buralar toplanıyor. Ondan sonra çıkan sonuç z ile çarpılıyor. Bizim istediğimiz şu parantezli hali. Peki, hadi devam edelim. Bir soru daha yapalım mesela. Bu soruda ne diyor bize? A değişkenine şu soru diyeyim yine. A değişkenine 762, B değişkenine 921, C değişkenine 6'yı atayalım. Sonra sorumuz da şu. A sayısının 3 katından B sayısının 2 katını çıkartalım. Çıkan sonucun C'inci kuvvetini alalım. C'inci üstünü alalım gibi. Kuvvetini alalım. Evet. Şöyle bir soru bizi bekliyor. A'ya şunu ata, B'ye şunu ata, C'ye şunu ata. Sonra A'nın 3 katından B'nin 2 katını çıkart. O çıkan sonucunu da C'inci kuvvetini al bu sefer. Çarp değil de kuvvetini al. Üstünü al. O da üst almada neydi? 2 yıldız mıydı? Önceki ders görmüştük. 2 yıldızdı. Peki. Hemen yapalım işlemi. A'yı atıyorum. A 762. B'yi atıyorum. B 921. C'yi de atadım. C 6. Sonra yapılacak işlem ne? A'nın 3 katından. A'nın 3 katı nasıl bulunur? Mesela şu aşağıya A'nın 3 katı nasıl bulunur? A çarpı 3 değil mi? A'yı 3 ile çarpsam A'nın 3 katını bulmuş olurum. O zaman burada da onu yapacağım. A'nın 3 katı. A çarpı 3. A'nın 3 katını buldum. Bundan çıkartacağım B'nin 2 katını. Eksi B çarpı 2. Peki. Güzel çıkarttım. A'nın 3 katından B'nin 2 katını çıkarttım. Bunun komple çıkan sonucun C'inci kuvvetini. Şunu komple paranteze almalıyım. Şunun komple üssü C. Üssü işaretle şu iki tane yıldızı değil mi? Üssü C. Yapsam işlemim herhalde olur. Hocam şuraları niye paranteze almadınız? Çünkü işlem önceliği gereği zaten şu işlem yapılacak. Sonra şu işlem şu çarpma yapılacak. Zaten çıkar. Dolayısıyla buraları bir daha paranteze almaya gerek yok. Ama istiyorsan al. Alsan da bir şey kaybetmezsin yani. Şuraları şunu kastediyorum. Şu A ile A çarpı 3'ü de paranteze al. B çarpı 2'yi de paranteze al. En son çıkan sonucu daha bir daha paranteze alacaksın. Üstünü 2 alacaksın. Yani bu da olur. Aynı sonuç 766 ile başlayan uzun bir şey. Şu parantezleri yazmasan da şunları yazmasan da olurdu bu arada. Pardon. Şunları yazmasan da olurdu. Çünkü işlem önceliği gereği zaten o sıra yapılıyor. Tamam. Gibi. Tamam. Anlayabildik mi? Var mı bir sıkıntı? Parantez kullanıyor. Önde parantezdekini hesaplarız. Evet. Tamam. Bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Şimdi hızlıca yeni bir metin belgesi. Şöyle başlık atıyorum. Değişken atama kuralları. Evet. Değişken atamasının bazı kuralları var öyle. Kafana göre de her şeyi atayamıyorsun ya. Değişken isimlerini biz belirliyoruz ama öyle her ismi de veremiyoruz. Hemen hızlıca yazıyorum. Değişken isimlerini biz belirleriz. Fakat belirlerken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Uymamız gereken bazı kurallar var arkadaşlar. Yani öyle kafana göre. Şurada mesela A atıyorum, B atıyorum, C atıyorum. Bunlarda sorun yok. Ama bazı değişken isimleri, bazen uzun değişken isimleri yapıyoruz. Yani böyle şöyle yaş diyorum. Yaş eşittir 27 mesela. Yaş diye bir değişkene 27 sayısını atadım mesela. Bunlarda sorun yok. Çalıştırdım. Yaşı yazdırdım mesela. 27 yazıyor falan. Bunlarda sorun yok. Ama bazıları hata olacak. Mesela 3 kilo elma mesela. 3 kilo elma gibi bir değişken ismi yapmam. 3 kilo elmanın fiyatı 15 TL. Şöyle bir atama yapmaya çalışsam mesela bana hata verecek. Evet, çünkü 3 ile başlayamaz. Değişken isimleri böyle sayıyla başlayamaz gibi. Böyle bazı kurallar var. Şimdi bu kurallardan bahsedeceğim hızlıca. Tamam. Şöyle yazıyoruz. Birinci kuralımız değişken isimleri rakam ile başlayamaz. Az önce söylediğim şey. Değişken isimleri rakam ile başlayamaz. Tamam. Az önce yaptığım gibi 3 ile 5 ile sayıyla başlayamaz yani. Değişken isimle sayıyla başlayamaz. Bakın atamayı demiyorum ha. Değeri demiyorum. Şuraya yazdığımız isim. Şu solda yazılan isimdir. Sağda yazılan, içine yazılan değerdir. Dolayısıyla şu isim sayıyla başlayamaz. Tamam. Peki.
2. Değişken isimlerinde boşluk olamaz. Değişken isimlerinde boşluk olamaz. Mesela şöyle bir değişken isim yapamaz. Mesela isim boşluk soy isim eşittir. De sallıyorum. Emin Can Yılmaz yazacağım. Değişken atacağım ama bana hemen uyarıyor bile. Yani idem uyarıyor beni. Altını çiziyor ya. Böyle bir şey yapamazsın. Boşluk yapamazsın araya. Araya bunun yerine alternatifler var. Yani alt çizgi koyuyorlar genelde. Level case deniyor buna falan. Farklı yöntemler göstereceğiz ama şimdilik boşluk koyamadığımızı bilin. Koyarsak hata veriyor. Peki. Devam edelim. Değişken isimlerinde özel semboller kullanamayız. 3 diyelim. Değişken isimlerinde özel semboller kullanamayız. Paralize alt çizgi hariç. Alt çizgiyi kullanabiliriz işte. Alt çizgi önemli hatta. Kullanılır da hatta. Çok sık kullanılır. Peki 4. Değişken isimlerinde büyük küçük harf ayrımı vardır. Evet. Yani şunu kastediyorum. Pardon. Şunu kastediyorum arkadaşlar. Biz şöyle bir şey atadığımızı düşünelim, tamam mı? Şöyle büyük harfle bir tane küçük harfle atalım. Yaş eşittir 27 diye bir değişken atadım, tamam mı? Var mı sıkıntı? Şöyle küçük yaş diye bir değişken atadım. Yaş 27. Şimdi ben aşağıya gidip yaşı çağırmak istesem, y'si büyük halde yazsam bu bana uyaracak. Bunu tanımıyor. Diyor ki, yaş diye bir şey tanımlı değil ki diyor. Sen neyi çağırıyorsun diyor. Ama şunu da küçük yazmalısın yani. Aynısını yazmalısın. Nasıl tanımladıysan öyle. Küçük yaş desem, çalıştırsam onu tanıyor. Onu direkt 27 olarak buluyor. Dolayısıyla büyük küçük harf ayrımı var. Bunu kastediyoruz. 5. Değişken isimleri verilirken buradan sonrası biraz kural değil bu arada. O yüzden şu ilk dördü kural. Buradan sonrası biraz öneri. O yüzden bir boşluk bıraktım araya. Değişken isimleri verilirken Türkçe karakter kullanmamaya çalışalım. Yani Türkçe yani pardon yaş diyorum ben. Şunu yaş da yapabilirdim bu arada. Yaş eşittir 27. Aşağıda gene yaşı çağırırdım bu sefer falan. Çalıştırdım, çalıştırdım. Hadi ben de çalıştı. Hadi bu kolab ortamında çalıştı. Ancak şu var. Bu her zaman böyle internette cloud ortamında olmayacak. Bunu çalıştığınız arkadaşlarınız yabancı olabilir. İngilizce klavye kullanıyor olabilir. O klavyede şu harf görünmüyor olabiliyor bazen IDE'de falan. Bazı sorunlar çıkabiliyor dolayısıyla. Dolayısıyla Türkçe karakterlerden biraz kaçınacağız. Yaz desek daha iyi yani mesela. Tamam. Bir altıncı bir başka öneri. Değişken isimlerinin genel kullanımında küçük harf ile başlanır. Küçük harfle başlanır. Yani şunu kastediyorum. Gidip hep yani küçük y ile başla yani. Gidip şöyle büyük yaş diye bir değişken deme. Şu güzel bir şey değil. Yaş eşittir 27. Y'sinin büyük olmaz. Güzel bir şey değil. Küçük harfle başlanır değişken isimleri. 7. Bunlar öneri. Bunlar şu 5, 6, 7 öneri. Yani diye yapmasan da olur ama yaparsan daha iyi. Dünya geneli kullanılan yazılımcı dilinde böyle kullanılıyor. Buna alışırsanız daha iyi olur. Uzun değişken isimleri şöyle diyelim. Uzun değişken isimleri tek karakterlik değişken isimlerine göre daha anlamlıdır. Şunu kastediyoruz arkadaşlar. Bu maddede neyi kastediyoruz? Bu maddede şunu kastediyoruz. Şimdi yaş eşittir 27 diye bir değişken atadım ya ben. Bunu yaş demeye de bilirdim. Şöyle de diyebilirdim mesela. A eşittir 27. Daha sonra aşağıda A ile başka işlemler yapacağım mesela. A'yı çağırdım. Başka kodlar yazdım. Bir şeyler yaptım. Şimdi şu ikisinin arasında ne fark var? Yaş 27 dedim, yaş çağırdım. A 27 dedim, A'yı çağırdım. Evet işte bir fark yok. Ama sizin kodunuzu okuyan biri açısından gidip A'ya 27 atamışsın da bu A ne? Aşağıda bir yerde ağları kullanacaksın başka kodlarına. Kodun uzun olacak yani. Hayal edin bunu. İleride büyüdük mü? Bunlar yapıyoruz falan. Ya bu A ne? Yani sen biliyorsun bu A'nın yaş bilgisini içerdiğini de. Bunu başka okuyan biri anlayacak mı yaş bilgisini içerdiğini? Anlamayacak. O yüzden daha anlamlı. Gerekirse uzun olsun. Yani yaş deyin. İsim alt dire soy isim deyin. Ev alt dire adresi deyin. Böyle yani uzun olsun değişken isimleri ama anlamlı olsun. Daha çok tercih edilir, tamam mı? Böyle şimdi öğrenme aşamasındasınız. Şu aşamada zorlamıyorum. Yani şu aşamada B diyebilirsiniz, X diyebilirsiniz. Basit basit tek karakterli şeyler yapabilirsiniz. Ama ilerlediğiniz zaman daha anlamlı değişken isimleri vermeye çalışın ki başkası da sizin kodunuzu okuduğunda bir şey anlayabilsin. Yoksa sadece siz anlamış olursunuz yani. Kendin çal, kendin oyna. Başka kimse anlamaz senin yaptığını gibi olmuş olur birazcık. Yani okumak da gelmiyor. Şimdi biz
sektörde çalışırken böyle arkadaşlarla kodlarımızı inceleme, kod review diye bir şey var yani kod incelemesi. Yani başkasının yaptığı kodu ben incelerim, benim yaptığım kodu başkası inceler, birbirimizi check ederiz, birbirimizi böyle kontrol ede ilerleriz. Yani şimdi ben başkasının bir kodunu okurken ya bir yere A demiş, bir yere B demiş, o değişken hangi anlama geliyor, bu değişken hangi anlama geliyor, bunu nerede kullanmış, hepten çorba oluyor ya. Bir düzgünce bir neyin ne anlama geldiğini veren değişken isimleri kullananlara hakikaten çok daha rahat okunuyor. Tamam. Peki, o kadar konuştuk, devam edelim. Şimdi bu kadar uzun değişken isimlerini önerdik. Uzun değişken isimlerini yazımında da iki farklı yöntem göstereceğim. Uzun değişken isimleri verilirken popüler iki farklı yöntem vardır diyelim. Bunların biri snake case, diğeri de camel case deniyor buna. Camel case. Nedir bu snake case ve camel case? Hemen bir örnek verelim. Mesela uzun bir değişken ismi vereceğiz. Mesela isim soy isim az önce verdik. Heh, tamam, isim soy isim diyelim. İsim soy isim diye bir değişken atayacağım. Değişken bilgisi yapacağım. Mesela şöyle yapabilirim. İsim alt tire soy isim eşittir. Emincan Yılmaz bilgisini tutsun bu mesela string halde. Mesela şöyle bir değişken isimlendirmesi yapabilirsin. Gayet güzel. İleride şimdi isim soy isim değişkenini çağırdığımda ben Emincan Yılmaz yazacak ekranda. Gayet güzel. Bunu böyle yapabilirsin. Yani buna yanda yapalım. Snake case deniyor. Yılan durumu yani yılan şeklinde yazım. Şöyle alt çizgi. Alt tirelerle yazım. Snake case. Böyle çok daha uzun da olabilir. İsim, soy isim. Ne bileyim bir şey daha yaş. Ya, hepsini aynı yerde tutmuyor. Tamam. Camel case dediğimiz ne biliyor musun? Camel case de şu. Gene küçükle başlıyorsun. İsimle başlıyorsun. Soy isimde bir sonraki kelimede büyütüyorsun. T'yi büyük yapıyorsun. Soy isim. Buna da Emincan Yılmaz. Buna da Camel Case deniyor arkadaşlar. Hangisi rahatına gelirse. Burada da şu isim soy isim. Aynı bu şekilde yazarsan yani isim soy isim yazarsan bu olur. Genel hatlarıyla kullanılan bu ikisi. Ya böyle alt çizgilerle ayır kelimeleri. Ya da böyle başta küçük ondan sonra gelen kelimeler daha büyük harfle şeklinde ayır. İkisi de kullanılıyor dünya literatüründe. Diyelim hangisi rahatınıza gelirse. Bunları da böyle göstermiş olalım. Şurada bir done diyelim. Burada kalalım. Şu dosyayı da hemen kaydedelim. Şöyle bitirdiğinizde işte şu kaydede basın. Otomatik kaydediyor ama bazen geç kalabiliyor. Kaydetmemiş olabiliyor. Şu dosyayı da kaydedin. Şimdi bu dosyaları nereye kaydediyoruz? Bundan biraz bahsedeyim. Bu dosyaları nasıl indirebiliriz? Bundan bahsedeyim. Şimdi dersleri bitirdik. İki ders yaptık. Bakın önce mesela ders 1 yapmıştık. O ders 1 nereye gitti? Yaptık bir şey yaptık, kaydettik bir yere ama nerede o şu anda? O şu anda şurada arkadaşlar. Dosya kısmına gelin gene dosya. Not defterini aç diye bir kısım var burada. Yeni not defteri var 3. madde. 4'te not defterini aç var mesela. Şu not defterini aça basarsanız şöyle bir tablo, şöyle bir kolab tablosu açılıyor size. Son açılanlar var burada mesela. Son açılan şu ikisi bizim. Ders 1 matematiksel işlemler vardı. Ders 2'de de işte şu notebook zaten. Mesela şu ders 1 matematiksel işlemlere ben bastığımda az önce geçen ders yaptığımız notebook açılıyor. Geçen ders yaptığımız notebook açıldı. Evet, şu çalışmaları yapmıştık geçen ders. Güzel. Tekrar ders 1'e geçmek istiyorsam işte not defterini aç diyorum. Son açılanların ders 2'ye geçtim gene işte. Şu az önce yaptıklarımız açılıyor. Bu şekilde not defterlerini de bulut ortamında tutuyor. Bu şu anda açık değil yani. Kapat, komple kapat burayı. Tekrar gir kolebe. Tekrar girdin mi gene gözüküyor. Ders 1, ders 2 burada gözüküyor yani. Eski açtığın şeyler hep burada gözüküyor. Dolayısıyla burada hep kaydediliyor. Bir yere kaybolmuyor. Kolab'in sağladığı bir güzel bir başka özellik. Ha, ille de bilgisayarında da bulunsun, lokalde de bulunsun istiyorsan onu da yapabiliyorsun. Mesela ders 1'i açtık. Şurada dosya indir IPYNB sürümünü indir. Burada PY değil de IPYNB sürümünü indir dediğimizde şuna basarsak burada indiriyor ve bize IPYNB olarak bu dosya iniyor. Yalnız bu dosyayı çalıştıramazsınız. Bu dosyayı VS Code falan işte dediğim gibi Python'ı kurmuş. Lokalde de bilgisayarınızda Python varsa çalıştırabilirsiniz. Bu dosya şu anda indi. Ben bu dosyaya tıklasam mesela, bu dosyaya siz tıklasanız hata verecek. Bu dosyayı çalıştırabilecek bir şey bilgisayarınıza kurmadınız. Bu dosyayı Colab'da açabilirsiniz ama başka kendi bilgisayarınızda açamazsınız. Çünkü kendi bilgisayarınızda Python yüklemedik henüz. Dediğim gibi bu dosyayı lokale indirmeniz şart değil şu anda. Şu anda hep Colab'dan açacaksınız yani. Colab'e geleceksin, not defterini aç diyeceksin. Son yaptığın not defterlerinden birini açacaksın, okuyacaksın. Bir sonraki ders geldiğinde yeni not defteri diyeceksin. Yepyeni bir not defteriyle yeni not defterini de benimle birlikte yazmaya devam edeceksin. Bu şekilde bir ilerleyiş olacak diyelim. Collab ortamından bir ufak bahsettik.
Bir ufak giriş yaptık. İşte veri tiplerinden bahsettik, sayılardan bahsettik, yapacaklarından bahsettik. Bir tık daha hızlı gidiyorum ama çok aşırı da değil. Gene anlayabileceğiniz tarzda. Bu hız hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk ders nasıldı? Hemen sorularınızı alalım ve bu dersi bitirelim. İlk dersimizi kapanışa doğru geçelim. Hocam not defterinizi bizimle paylaşabilir misiniz demiş mesela Emre. Güzel değindin Emre. Evet paylaşabilirim. Hemen şu ders biri mesela ben. İyi hocam. Hocam gayet iyiydi. İyi hocam başlangıç için ideal bence. Tamam genel olarak beğeniliyor herhalde. Hızımız her şey ideal. Bilenler de tekrar etmiş oldu. İyiydi. Tamam. Bu başta dediğim gibi yani baş kısımları elbette bir nebze biliyor olabilirsiniz. Ve ilerledikçe daha zor sorular da gelecek. Mesela evet bir kişi güzel bir yorum da yaptı. Çok hızlı gidiyorsunuz hocam. Güzel. Çok hızlı gidiyoruz diyen var. Elinize sağlık istifade ediyoruz diyen var. Hocam kodu yanlış yazdık. Geri alma tuşu ve benzeri var mı yoksa direkt kendimiz mi silmek zorundayız? Var. Ctrl Z burada da çalışıyor mesela. Yazıyoruz mesela şurada. Ctrl Z'ye bastım mı komple geri geldi. Bir önce. Ctrl Z burada da çalışır. Bülent Bey teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Şurada bir mesela Abdurrahman Muhammed diye biri çok hızlı gidiyoruz demiş. Bu muhtemelen yabancı Somali ekipten bir kişi. Hızlı gittiğimizi söylemiş. Doğru. Ona göre hızlı geliyor olabilir. Ama dediğim gibi buna yapacak bir şeyimiz yok. Ders tekrarları olacak Abdurrahman. O ders tekrarlarından izlersin. Bir de ben şimdi bu notebookları paylaşacağım. Gerekirse dersten sonra kendin otur yaz. Kaçırdığın kısımları kendin otur yaz. Tamam. Evet. Peki. Şimdi bu not defterini nasıl atacağım size? Siz bu not defterini nasıl atacaksınız? Bundan da bir ufak bahsedelim. Az önce bahsettiğim gibi dosya, indir, IPNB sürümü indir dedim ben. Ben mesela indirdim bu not defterini. Burada indirmiştim zaten. Tamam. Bu not defteri indirdiğim not defterini mesela şuraya atıyorum. Atıyorum size. Size şu sohbet kısmına bu not defterini gönderdim. Çift ekran kullanmak gerekiyor yakalamak için. Çok önemli bir nokta. Evet bence de kesinlikle çift ekran olursa çok daha iyi olur. Ya çift ekran illa da iki ekran değil. Belki telefon olabilir. Yani telefondan beni dinleyin mesela. Bilgisayardan yazın gibi. Öyle yazarsanız daha rahat olur yakalaması. Evet. Ya da çift ekranınız varsa tabii çift ekran da çok güzel olur. Ben şu anda Colab'de kendi kısa yolumuzu yazabiliyor muyuz hocam? Yazabilirsiniz. Daha doğrusu şuraya. Colab'e atmalısınız dosyaları. Şuraya atmalısınız. Ondan sonra yazacaksınız. Colab'de kısa yol yazması biraz daha farklı. Ben orada kastettiğini anladım. Yapabiliyoruz ama dosyayı buraya atacağız ilk önce. Ondan sonra yazacağız dosya yolunu. Şimdi şu dosyayı attım ya size. Siz ne yapacaksınız? O dosyayı indirin. Benim size yolladığım o dosyayı indirin. O dosya geldi. O dosya geldiğinde sizin şöyle indirilenle şu dosyanız olacak. Bakın bu dosyaya tıklarsanız sizde açılmayacaktır. Size hata verecektir. Bu dosyayı peki nasıl açacağız hocam derseniz. Colab'e geleceksiniz gene. Gene Colab'da açacaksınız. Bu gönderdiğim dosyayı Colab'da açacaksınız. Dosyaya basacaksınız. Not defterini yükle. Bak şurada not defteri yükle var. Şu kısım bizim için önemli. Ya yeni not defteri oluşturacağız. Ya mevcut not defterlerimizden birini açacağız. Ya da yeni bir not defteri yükleyeceğiz. Not defteri yükleye basıyorsunuz. Göz at diyorsunuz. Kendi bilgisayarınıza göz atıyorsunuz şu anda. İndirilenler klasöründe açık benim direkt. Yani sizde de burasıdır açık muhtemelen. Şu son indirdiğim ders 1 matematik işlemler. Şunu şöyle aç dediğimde o şu anda size gönderdiğim not defterini hop kendi not defterin gibi açmış oluyorsun. Kendi kaydın gibi açmış oluyorsun. Ders 1'i yolladım. Aynı şekilde ders 2'yi de yolluyorum. Aynen yolluyorum. Hemen bir kendi not defterimi açayım. Ders 2'yi açayım. Bu ders 2'yi de yollayayım size. Ders 2'ye de bir isim verelim. Değişken atamaları diyelim. Ders 2 tire değişken atamaları olsun ismi. Şurada hadi şöyle boşluk bırakalım. Şunu şöyle hemen indiriyorum ben. İndirip size atıyorum. Kaçırdığınız noktaları dediğim gibi bu şekilde açıp Colab'de yazabilirsiniz. Rica ederim. Yat. Peki. Evet bu şekildeydi. Colab'den genel bir bahsettik. Çok hızlı bir giriş yaptık. Birkaç şeyi gösterdik. Dersin tekrar videosunu dediğim gibi Harun Bey muhtemelen WhatsApp'tan paylaşacaktır sizinle. Kaçırdığınız noktaları öyle telafi edebilirsiniz. Bu şekilde her cuma 8 ile 10 arası, yaklaşık 8 ile 10 arası 2 saatlik derslerimiz olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet.